Çekiliyorum. Gel çekinme. İlk defa yabancı yere geliyorum. Bakma çekinme yavrum. Birkaç gündür seni takip ettim yavrum. Titizsin galiba. Evet. İşsizsin galiba. Çok düşünceliydin. Hep kahvede iş bekliyorduk. Çok güzel. Çalışmak ister misin? Ben zaten sizi maaş buldum. Niye? Sizde iş varmış öyle söylediler kahvede. Kim söyledi? Dediler o beyde iş vardır ki ondan iş istedildi. Tamam ya, doğru söylemişler. Hakikaten bir işçiye ihtiyacım var. Yalnız Allah razı olsun. Sağ ol. Allah ne muradınız var? Sağ ol yavrum. Allah her tutunuzu atın yavrum. Yeter yavrum tamam. Yılmen. Yavrum tamam. Yılmen. Medyuni Şükrü Hanım o bakımdan söylüyorum. Tamam ama seni daha işe aldığın belli değil yavrucuğum. Evvela birbirimizi tanıyalım bakalım. Senin adın ne yavrum? Boncuk. Ne? Boncuk, boncuk. Sade boncuk mu? Evet. Sade boncuk. Hayır, orta şekerli boncuk. Hadi adama asam bozma. Başladı şimdi daha. Yok yavrucuğum yani adın boncuk, boncuk. Boncuk. Anladım boncuk. Mavi boncuk. Tamam arkasında ne var boncuğun? Evet. Neydi? Hadi. Hadi hadi gel küçük 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 gel hadi. Öyle biçim kucağı almak öyle. Sen bana kızmıyor ben sana niye kızmıyorum? Yavrucuğum yani ben ismini şuur altıma yerleştirmek istiyorum da onun için. Evet adım boncuk. Adım boncuk. Soyun. Evet. Soyun yavrum. Niye öyle baktın çocuğum? Evet. Ben böyle işlere gelemem abi. Evladım sen... Sen beni benzetiyorsun. Evladım sen iş istemiyor musun? Senin de gün öteki mahallede ben tanıyorum onu. Oraya gidiyor yönde ben biliyorum. Ne alakası var yavrucuğum? Senin adın boncuk değil mi tatlım? Evet boncuk. Tamam boncuk. Boncuk. Soyun. Bak vallahi raptiye çağırır şimdi abi. Evladım raptiyeye falan lüzum yok. Boncuk. Soy ismin yok mu? E desene öyle. Biz ne dedik? Bir tuhaf soruyorsun. Baygın da bakıyor böyle. Soyun. Değil mi yavrum? Yani soyadın var değil evet, mi? Evet var. Güzel evli misin? Evet. Yek misin düğ müsün? Hayır duvarayı. Bak baba bak. Öyle değil be yavrucuğum. Yani senin sevcen yok mu? Var. Kim? Ama işte artık kullanmıyorum. Bıraktım onu. Neyi kullanıyorsun? İkilik cezve vardı. Geçen sene aldım. Kahve cezvesi demek istemiyorum. Sen yavrucuğum. Ne cezvesi diyorsun? Yani familyan var mı? Var. Bir yazlık bir kışlık. Ya iki tane. İki tane işte ne yapacağız? Nasıl oluyor öyle? Kışın üşüyorum mecburum. Nasıl üşüyorsun? Kışın üşüyorum mecburum. Neye mecbursun? Dedin ya fanilen var mı diye. Ay Allah elini versin senin. Fanilen demiyorum ya. Senin kaşık düşmanın yok mu yavrum? Var. Ay yine köpeğe benzetmeye başladın. Hayır. Yani evli değil misin? Hanımın var mı? Var ya. Çok var. Güzel. Var. Çoluk çocuk? Var efendim. İyi güzel. Kaç aylık bunlar? 7.65'lik. Adam tabanca soruyor kaç aylık. Hayır yani evladım. En büyük çocuğun kaç yaşında? En küçüğü 29 yaşında. Güzel. En büyüğü? En büyüğü oğlum bu sene 85'e girdi. 85 yaşında? 85 yaşında. Bravo. Sen kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. E nasıl oluyor bu? O beni beklememiş. Aceleci önden çıkmış. Anladım ki sen çok hoş bir insansın. Nasıl anlamadım? Çok hoşsun diyorum. Sen de çok kuçu kuçusun ha. Seni işe alışayım yavrucuğum. Ben... Şimdi ben işe giriyor muyum ben? Gireceksin tabii. İşe giriyorum değil ben, mi? Ben ne oluyor öyle lavallik? Yok bir şey öyle değil. Elimi falan tutma. Ben böyle lavallikten hoşlanmam tamam mı? Sen ciddi adamsın. Evet. Benim yanımda çalışacak insan ciddi olmalı. Ne mi aslanım unutma bunu. Ciddiyetini hiçbir zaman bozmayacaksın koçum tamam mı? Sevdim seni iyisin vallahi. Niye vuruyorsun ya? Ben sana vuruyor muyum yavrum? Vuruyorsun şimdi. Hayır seviyorum yavrucuğum bak. Aferin diyorum sevdim seni diyorum yavrum. Ay ben de seni içinden kaynadım bir de. Nasıl sevdim seni Göçen'e nasıl sevdim? Doğruyorsun be. Hadi lan sevdiğini bilmiyorsun be. Sen beni sevme tamam mı? Evet. Bak ben Pürüzü Dana Bey'in oğluyum. Tanıştırıyor boynuzlu Dana Bey'in oğlu. Hayır yavrum. Pürüzü Dana benim babam olur. Evet. O karşıdaki çiftliğin, büyük çiftliğin sahibiyiz biz. Bu evde oturuyorsunuz şimdi. Evet. Şimdi bu evde oturuyoruz. O çiftlik de bize ait. Allah eksik etmesin. Şimdi sen bizim çiftliğimizde çalışacaksın. Allah razı olsun. Uykuyu sever misin? Bayılırım. Hayat en sevdiği şey uykudur. O zaman burada erken kalkmana lüzum yok ha. Allah razı olsun. Rahat rahat uykunu al. Gece 12'de mi yattın? Mışıl mışıl uyuyor. Fosur fosur uyuyor. Evet. 3.30'da kalk yeter. Allah razı olsun. Kaçta kalkacağım? 3.30'da. Gece 12'de yatıyorum. 1.30, 2.30, 3.30. Evet 3.30 saat. 3.30 saat uyuyor. Sofur sofur. Evet yavrucuğum insan şişer 3.30 saat uykuyla. Seni bir abi yerinde duramam ya. Şimdi kalkınca. 3.30 saat. Evet sofur sofur. Uyudun. Kalktın ne yapacaksın? Bir daha yatarım. Hayır yatmayacaksın. Uykumu alamadım. Oğlum aldın sen. 3.30 saat uyudun yavrum. Şiştin sen. Hemen ahçıya sesleneceksin. Evet. Ahçıbaşı diyeceksin. Ahçıbaşı. Ne diyeceksin? Kalk uykum geldi orada ben yatayım diyeceksin. Hayır yavrum. Ya uykum alamadım. Uyudun hadi. Yavrum. Sofur sofur. Evet. Kahvaltımı hazırla diyeceksin. Ben kahvaltımı ahçı mı hazırlayacağım? Tabii oğlum çiftlikte çalışmanın avantajı bu yavrum. Ne güzel uçaktı. Evet. Ahçıbaşı hemen senin kahvaltı. Ahçı kafası. Ahçı kafası dedim, ne? Ahçı başı. Kahvaltımı hazırla. Hemen ahçı başı dört ayaklı masaya kahvaltını hazırladı.
senin. Dört ayaklı makine. Çeşit çok bol bir defa. Bir baktın. Alıştıra köle. Bir haftadır açı. Şaşırdın. Masanın üstündeki zenginliği görünce şaşırdın. Baktın açı başı oraya iki tane tabak koymuş. Birinin içinde iki dilim ekmek var. Öbüründe dört tane zeytin var. Kaç tane? Dört tane. Şaşırıyorum ben. Sofrada zenginlikten. Dört tane bitti mi zeytin? Evet evet şaşırma oğlum. Şaşırma her zaman verecekler. Hayır işte bunu. Uykum aldım ya ondan şaşırıyorum. Sen şimdi o dört zeytini yiyip o iki dilim ekmeği yersen ne olursun sen? Zehir olur. Yerimde duramam ben. Efor dolarsın. Sen iş arıyorsun. İş arıyorum. Evet iş arıyorum. Hemen fırladın. Bizim depo var yukarıda. Evet. Binanın yukarısı. Yedi kat yukarıda depo var. Depoya su doldurmak lazım. Aşağıda da kuyu var tamam mı? Hemen kuyunun başına fırladın. Kovaya attın kuyuya. Lap 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 çektin. Lap 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 yedinci kata çıktın. Depoya hemen suyu döktün. Hemen aşağıya indin. Depoya suyu döktün. Yarım saatte doldurursun o depoyu. 800-900 kova su alır. Yarım saat yeter. Yedi kattan aşağıya lap 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 lap. Evet. Suyu alıp yukarı pat 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 yukarı. Evet. 700-900 teneke kadar. Evet. Yarım saat yeter mi? Yarım saat ne olacak be? Ben bunu 12 dakikada bitiririm. Evet. Yerinde duramam. Komşu evlere su taşırım. Döveceğim adamı ben biraz. Tabii. Yemeğini yemişsin. Uykunu uyumuşsun. Döveceksin. Öğlen oldu. Evet. Öğlen olunca ne olacak? Öğlen. Uykusun. Öğlen yemeği. Evet. Herhalde sabahleyin alıştırıyorlar dövzettin ki akşama iştahım açılsın öğle yemeğinde daha çok iyi. Hemen açıya seslendin. Ağaççı tepeci. Ağaççı başı. Hemen benim öğle yemeğimi hazırla. Ağaççı başı altı ayaklı masada hazırlıyor öğle yemeği. Baba yemekler ağır geliyor ki. İki ayak takviye yapacağım. Evet. Bir baktın şaşırdın. Bu ne zenginlik. Üç dilim ekmek. Olmaz. Dört tane zeytin. Ama yeşil zeytin. Ha. Bak değişikliğe bak, çeşide bak. Yeşil zeytin. Sabah siyah, öğlen yeşil. Bak. Akşama pilizi. Yavrum be. Üç dilim ekmek uykumu da almışsın. Masada altı ayaklı. Niye altı ayaklı? İkisini kırıp kafanda kıracağım işte. Hemen sen onu da yiyince ne olursun? Ya zıplıyorum. Evet iş arıyorsun. Hemen yukarı çıktın bizim köşke. Doldurdum suları aşağı kuyuya boşalt. Yok yavrum bu suları boşaltma. Bizim köşk 42 odalıdır. Hemen süpürgeyi eline aldın. Fıt 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 42 odayı süpürüverdin. Ne tutar? Ne tutar? Tutsa 7 dakika. O kadar işte. Odalar şu kadar mı? Yok normal. Bayağı bildiğimiz oda. 5 dakikada biter o zaman. Yoksa bitiremez mi? Ay adam dayaklık vallahi. Bitiremez. Bitiririm be aman be. Bitirirsin bir oda. Hiç merak etme aslanım benim. Göreceksin tam istediğin yere düştün. Allah razı olsun. Hadi gidelim ben seni babamla tanıştırayım tamam mı? Babana mı içeceksin? Evet. Olur. Gel peşimden gel yavrum. Fena adam değil. İyi kalpli adama benziyor. Bakalım işte olacak. Vay Hamdi Bey abicim. Hamdi Bey abicim. Hürmetle ederim. Öpeyim abi. Nasılsın? Sağ olasın. Babam da iyi abi. Kimle konuşuyorsunuz? Hamdi Bey amcanı görmedin mi evet. Yavrum? Hamdi Bey amcanı görmedin mi? Nerede Hamdi Bey? İşte yanında duruyor Hacı yavrum. Bey. Ayağına basıyorsun çekil biraz. Hadi çek. Vallahi vuracağız. Öp Mustafa Bey'in elini. Nerede Mustafa Bey? Orada işte lan. Hadi diyelim ki Mustafa Bey var burada. Burada diyorsun. Bu kadar adam mı olur? Kanalizasyon çukurunda tamirat yapıyor adam be. Uğraşıyoruz işte. Her neyse. Seni sevdim Hasan. Gel benden babama tanıştırayım seni. Dur bakalım ya. Evde neler olacak. Bir onu görelim. Ah şu kadın insan yaranamaz. Hizmetçi dedi aldım. Uşak dedi aldım. Çahyası var. Bir evde her şeyi tamam. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Sabahtan akşama kadar erkekler aptaldır, kadınlar akıllıdır. Erkekler aptaldır, kadın. Ne yapacağımı şaşırdım biraz. Ayol sabah ne söylenip duruyorsun? Ne söylenmeyeceğim hanım? Tabii kadınlar erkeklerden daha akıllıdır. Yok canım, nereden akıllıymış? Biraz evvel içeride seni pişpirikte yendim. Evet. Bezik de yendim, poker de yendim diye sinir oluyorsun değil mi? Şans da yendin. Meşhur laftır hanım. Nedir meşhur laf? Ha, kadının saçı uzun, aklı kısa. Ayol kadınlar erkeklerden her zaman daha akıllıdır. Olmaz iyidir. Böyle şey, bırak Allah aşkına ya. Herkes hanım, kendine göre akıllıdır. İster misin bunu ispat? Nasıl ispatlayacağız? Seninle bahçe girelim mi? Girelim. Kadınlar mı akıllı erkekler mi? Oldu. Şayet sen beni yenersen erkekler daha akıllı. Ben seni yenersem kadınlar tamam, daha akıllı. Tamam anlaştık. Tamam mı anlaştık mı? Gel. Geldim. Ladesim ladesi olsun oldum. Mu? Oldum. Bugünden itibaren seninle bahçe girmiş oluyor. Tamam oldu be. Anlaştık be. Şimdi. Şimdi rahatladım ya. Beyefendi. Hiç olmazsa yapacağımı bilirim. Buyurun kahvenizi. Aa iyi yaptın kızım. Hadi kızım içeri. Hadi kızım içeri. Hadi kızım içeri. İyi içeri.
Hanımcığım, bak sana hizmetçi bir kahve yapmış. Ağzına layık güzelim. Köpük köpük. Hadi yavrum. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Aklımda. Allah kahretmesin, yapamadık ya. Ne yapmalı, bir şey yapmalı şimdi buna. Mis gibi kahve. Aklıma geldi. Hanımcığım, hani ben sana bir sürpriz yaparım demiştim ya. Ay, dün gece bahsettiğin sürpriz ya, yoksa. Vallahi. Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Ne aldın bana? Ben seni uykusuz bırakır mıyım yavrucuğum? Kuyumcuları gezdim, dolaştım, bunu buldum yavrucuğum. Mis altın bir zincir. Al şunu. Aklımda. Allah Allah. Kanmayacağım. Ama ben bulurum onu yumuşak tarafına. Gel. İmdat! İmdat! Ne oldu? Kadın
yavrum, öyle değil. Karım tutturmuş. Erkekler aptaldır, kadınlar akıllıdır. Şimdi biz erkekliği temsil ediyoruz. Bana yardım edin. Bu maç gibi bir şey. Tabii. Oldu. Yani o kazanırsa kadınlar galip geliyor. Sen kazanırsan sen küme düşürürsün erkeklere. Şimdi dinle beni. Sen bana yardım et hadi o çocuk. Evet. Yardım et bana. Bana yardım etmen lazım. Evet. Yani aramızda bir... Yardım etmem lazım. Tabii. Vallahi Allah. Bana bir şey yok. Şunu vereyim Allah ben sana. Allah aşkına yavrum. Yarın gel öteki ayakkabıyı vereyim. Biraz yardım hadi et. Hadi yeni camiye, yeni camiye. Öylesi değil yavrum. Ha. Yani sen erkekliği temsil etmiyor musun? Ha. Ben de erkekliği temsil ediyorum. Erkekler yardım eder birbirlerine. Ne bakımdan? Onun için aramızda bir parola yapalım. Mesela hanım beni kandıracağı zaman hatırıma gelsin. Sen şöyle otur. Ha. Oldu mu oğlum? Ha. Oldu. Sen ne bulayım ben şimdi? Mesela. Ne bulayım mesela? Bir şey dedin demiştim. Parola. Ben şimdi sana bulayım ben. Hadi bul oğlum. Fatma Hanım'ın oğlu var ya. Ne? 9 doğurmuş. Ne o? Dedin ya bana bir palavra bul diye. Öyle değil yavrucuğum ya. Yani aramızda bir parola yapalım. Hadi. Hatırlatmak için. Deşişe. Ha? Tamam. Tamam. Nasıl bir şey mesela bu? Mesela çiçeklerden. Hadi ben sana gelip onu söyleyeceğim. Ha? Benim hatırıma gelecek, ben de kalmayacağım. Aklımda diyecek. Tabii. Nasıl bir şey bulalım? Hatırıma geliyor. Ne bulalım? Çiçeklerden bir şey. Çiçeklerden bir şey. Ha. Menekşe. Anam hiç mi menekşe görmedik? Menekşe ben. Bana menekşe. Sana menekşe. Menekşe de bana. Yok menek. Papatya destek o zaman. Olmaz. Katır tırnağı. Tamam. Kibar bir. Kibar. Kibar bir ağaç olsun. Kibar olsun canım. Oturuk ağacı. O da olmaz. Öyle oğlum olur. Olmaz. Gel sabahtan bulalım. Olur bulalım. Gel sabahtan bulalım. Bir şey ne bulalım? Lahana olmaz. Olmaz. Ayıp o lahana. Kaba. Kaba. Şey kibar bir şey. Hıyar. Şimdi senin yanına hanım geldi mi? Ha. Ben geleceğim hemen böyle yapacağım. Ha. Hıyar beyefendi. Olmaz. Hıyar ama nokta. Hatırlayacak mısın? Hatırlarım ama olmaz. Veya hıyarla beyefendiyi karıştırıyorsun oğlum. Hıyar nokta beyefendi. Öyle mi diyeceğim? Hıyar karakol beyefendi. Olmaz, karakolun ne işi var orada oğlum? Karakol nokta dedi ya. Nokta var orada. Hıyar nokta beyefendi. Tamam ben tamam. Sana öyle. Yani ben sana atlatacağım. Ha. Gerisine karışma. Tamam oğlum. Bana bırakmış. Anlaştık tamam, başım. Sen rahatına bak. Tamam oğlum tamam. Şimdi tamam. Ben gideyim hazırlığımı yapayım. Hah. Ya bir dakika şimdi aklıma geldi. Ya ne diyecektim ben sana? Ben de karnabahar mıydı ben, neydi değil, o? Değil, üst tapanak mıydı? Değil ya. Ne söyledik aramızda? Bir şeydi dur. Dikkatli bak. Dedik, dikkatli bak bakayım bana. Ha hıyar. Ha tamam. Hiç merak etme. Hıyar. Bak. Hıyar dedin mi aklıma gelir. Ha. Tamam oğlum. Hadi. Tamam. Hadi Allah yardımcı olsun. Hadi hadi sağ ol çocuk. Ya şu işin içinden gittik. Ne oluyor kızım? Kızım niye ağlıyorsun yavrum? Siz burada mıydınız? Niye ağlıyorsun çocuğum benim? Söyle kızım benim. Niye ağlıyorsun yavrum? Söyleyemem. Niye? Katiyen söyleyemem. Söyle kızım, sana biri bir şey mi yaptı? Ne oldu yavrum? Hadi çocuğum. Ben bu evde artık bir saniye kalamam. Sebep ne kızım? Söyle bana. Ha? Söyleyemem. Niçin yavrum? Çünkü bu bir namus meselesi. Namus meselesi mi? Evet. Biri sana bir şey mi söyledi? Kaç gözme etti? Hayır. Daha kötü. Nasıl kötü? Kızım ağlama. Bebeci. Ne var? Bebeci. Söyle. Eşim ağlıyor. Ne var? Bu sus be sende. Söyle kızım. Söyle yavrum. Hanımefendi var ya hanımefendi. Ne oldu yavrum? Çıldırtacağım beni. Ne yapıyordun Akıca burada? Tabii sakın. Ne yapıyordun kıza, tıkıştırıyor musun? Gelin ağaç dışarıya. Ağlama anam, ağlama anam. Gel gel. Gel anam ağlama şimdi. Dur sütünü veriyorum, dur bir dakika şimdi. Ağlama ben sana yardım edeceğim. Sine! Unutmayalım. Parolayı biliyorsun. Tamam. Hadi. Tamam mı? Tamam. Yeşil çekirge. Tamam. Bana göre. Yürü. Ulan o casus parolasıydı o. Neydi? Ha. Dur ya. Ha tamam. Hıyar. Aha hıyar. Ama havayı kozutma. Olur. Hıyar. Söyle kızım ne oldu yavrum? Hanımefendi odanıza yabancı bir erkek almış. Kim? Hanımefendi. Çağır onu.
sattım ben? Ulan 8 küme hıyar sattı ben. Çifti meydana, kadınların akıllısı bu, erkeklerin aptalı bu. Ama işin içine namus girince böyle oluyor. Tabii haklısınız. Değil mi ya? Tabii. Gel benim sevgilim Ali. Bir daha iddiaya girmeyin benimle, oldu mu beyefendi? Gel şöyle ağaçların altına gidelim. Gaga gagaya sevişelim. Hadi canım benim. Kuşlar gibi. Hadi canım gaga benim. Gaga gaga. Karga ile akbaba. Gaga gaga. Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Gördün mü bak? Kadınların daha zeki olduğunu nasıl ispatladık? Nasıl ispatladınız? Görmedin mi? Bak bakalım beyefendinin şeyinden ne yapacaksın? Adamına çatmadı daha belli orada. Bana çatacak ki yavrum evde. Vallahi duvara bir dakika da hadisini şey yapalım. Ya. Kadınlar akıllı. Tabii ki kadınlar akıllı. Nedir aklın kadınlar? La bir laf bir laf vardır. Kadının saçı uzun, aklı kısadır. Ya. Erkeğin saçı kısa, kolun oğlu uzundur. Ya. Tabii. Hadi istersen o mevzuda biz de bir lacese girelim. Tamam girelim. Peki şimdi lacese gireceğiz. Sen beni yenersen kadınlar akıllı olacak. Ben seni yenersem erkekler akıllı olacak. Evet. Sen bunu bir maç olarak mı kabul ediyorsun? Evet. Tamam mı şimdi? Tamam. Tamam. Sen şimdi kadınlar tarafını müdafaa edeceksin. Elbette. Müdafaa ettiğin her şeyin sonunda senin taraftarların bayanlar seni atışacaklar. Evet. Ama ben müdafaa edeceğim erkeklerin takımını. Bu sefer bizim takım beni şey yapacak, alkışlayacak. Tamam. Tamam mı? Tamam. Söyle bakalım müdafaa neymiş, dinleyelim. Biz kadınlar bir kere sizleri tam 9 ay 10 gün karnımızda taşıyoruz. Modası geçti, tüp çocuk var artık. Erkekler. Haydi bastır erkek yüzü. Ha. Biz çocuk doğuruyoruz bir kere. Evet. Buyurun çocuk doğuruyor. Siz bir defa doğuruyorsunuz. Erkek yavrum evlendiği günden itibaren doğum evinin önünde çocuklar doğduktan sonra 9 doğuruyor. Sen ne diyorsun? Haydi bastım. Gördün mü? Ya kasabanın bütün kadınları toplanmışlar. Şeytanı bir şişeye kapatmışlar. Koymuşlar. Ya. Erkekler gelmişler o şişenin mantarını tıkamışlar. Tamam bu daha maça başlamadan yeniliyor bu şimdi. Var mısın ladesine? Varım. Ver ladet tutuşalım. Evet. Tutuşalım. Ladetim ladet olsun mu? Olsun. Ne derler dişlerler? Yerde ne var? Halı. Hayır. Evet. Ne var? Körün göz mü? Halı var işte, ne var? Hayır, çimen. Peki oldu, yerde çimen var. Gökte ne var? Tavan var. Hayır. Video mikrofonu var. Hayır. Ne var be o? Bulut. Tamam. 40 gün içinde sen de bu ladeti unut. Unut. Tamam mı? Tamam. Caymak yok. Yok. Oldu. Sen yemek yapıyor musun bugün? Yapacağım. Biraz da bize göre bir şeyler yapsan da diyorum. Yiyecek bir şeyler. Ne bileyim canım, sıkıntı da başlıyor. Ben de temizlik yapayım. Sen şunu da kalıpçıya götür, kalıpçıya ver. Akşama lazım olacak. Düğüne gideceğiz. Götür ver kalıpçıya. Aklımda. Şimdi iş dükünleşti. Boncuğum. Birisinin çıkıp bana hıyar demesi lazım. Boncuğum. Söyle yavrum ana. Sana karşı çok mahcubum. Ne gibi mahcupsun? Benden borç almıştım ya. Niye vermiyorsun? Vereceğim. Hani abim bir saat sonra parayı vereceğim dedim. Niye almadın? Vereceğim. Niye getirmedin? Allah. Ben on para için adam öldürürüm abi. Tamam. Parayı veriyor musun? Veriyorum. Ulan namusu kırmışım. Aklımda! Allah insana sevda çektireceğine nezle yapıp burnunu çektirsin daha iyi arkadaş. Ben bu evin oğluyum. Yaşım 42. Babama sorarsanız hala 6 yaşında çocuk muamelesi yapıyor. Yalnız başına bırakmaz. Kimseyle arkadaşlık edemem. Ahlaksız çocuklarla ahlakım bozulurmuş. Kendi başıma hareket edemem, daha küçükmüşüm. Ne bileyim, hareket etme selahiyetine sahip değilmişim. Bıktım usandım. Halbuki ben seviyorum, aşığım. Bugün de sevdiğim kızla buluşmam lazım. Gel gelelim, babamdan izin istemeye cesaretim yok. Bir erkek evlat olarak 42 yaşındayım. Babacığım müsaade et, bugün 2 saat sokağa çıkayım demeye cesaretim yok. Ne yapsam acaba? Hizmetçiyi çağırsam bana izin alır mı babamdan? Güllü! Buyurun, buyurun Güllü Bey. Gel yavrucuğum. Sen beni seversin değil mi Güllü? Tabii severim. Ben de seni severim. Bak bu kadar senedir ben senin hiç kalbini kırmadım. Tabii. Benim bugün 2 saat dışarı çıkmam lazım hayatım. Evet. Ama babama gidip de babacığım bana 2 saat izin vermeyi demeye cesaretim yok. Şimdi babama gidip benim namıma 2 saat... Güllü! Bu top diğne senin mi? Hayır. Al, senin olacak bu galiba. Peki. Aklımda. Bir şey yok. Aramızda bir şey var da onu ben söyleyeyim. Ne var? Aranızda bir şey mi var yoksa? Çekil bakayım buradan. Çekiliyor. Ah bir kandırabilirsin. Yavrucuğum, ne olur şimdi babama git de benim için. Hadi be, 2 saat izin istiyor deyiver ha. Kim? Sen. Ben. Evet. Babanıza gideceğim, izin isteyeceğim. Ben benimle var. Beyefendi, siz babanızın ne kadar sinirli olduğunu bilmiyor musunuz? Ben bunu nasıl yaparım? Haklısın.
haklısın yavrucuğum. Ben evladı kendisi istemeye korkuyorum. Sen hizmetçiyken tabii isteyemedim. Ya, kusura bakma. İsteyemem tabii. Rahatsız ettim yavrum. Kız haklı. Acaba kime istesem izni? Tamam. Kahya. Babam Kahya'yı çok sever ve sayar. Onun fikirlerine hürmet eder. Şimdi Kahya'yı çağırırım. O benim namıma muhakkak izin ister. Abdurrahman. Dur. Ay bu herifin de heybetinden bıktım. Yürürken güm güm yapıyor boyuna. Güm. Gel. Bugün çok heybetlisin yine. Ana. Abdurrahman beni seversin değil mi? Çok severim. Ben de seni severim. Hani saygım vardır her şeyden evvel sana. Benim bir ricam var. Ne? Babama gidip de benim namıma 2 saat izin isteyebilir misin? Hadi bey kusura bakmayın. Sizi severim. Fakat babanızın sinirli olduğunu bu evde herkes biliyor. Doğru. Onun için izin istemem. Kusura bakma. Pardon. Güm. Aybata bak be. Güm. Hadi heybetim baksın. Güm. Tamam. Buldum. Üvey annem. Üvey annem ama iyi kadındır. Beni çok sever. Babama da söz geçirecek tek insan odur. Muhakkak alır benim için izin. Anneciğim. Efendim. Anne. Efendim Hadi. Anne ben bugün 2 saat dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlarla buluşacağız da. Nereye gideceksiniz? Kızlı erkekle diskoya gideceğiz biraz. Ne olursun babamdan 2 saat izin benim için. Kesinlikle babanızdan izin alamam. Buna ben de müsaade vermiyorum zaten. Eyvah. Bütün ümidim buydu. Yandım. Tamam, iş gene bu aptal uşağa kaldı galiba. Bancı! Ne var lan? Kancık oldu kancı! Gel buraya! Bancım ben adam bir daha. Deminden beri oyun oynuyorsun. Benim ne halde olduğumu sormuyorsun değil mi? Ne gibi? Mahvoldum. Bir haftadır dışarı Kancık. Çıkamıyorum. Bir haftadır. Kancık! Evet ya. Bu senin değil mi dışarıda buldum? Ha, nereden buldun? Dışarıda buldum bahçede. Gel lan! Süper akıl aklımda! Al şunu. Bana bir de bir mesele var. Çok güzel be. Bizim burada başımızda ateşler yansın. Sen burada oyun oyna öyle mi? Ya bak şimdi. Bir haftadır dışarı çıkamıyorum ben. Ne yapacağım? Evet. Niye doktora gitmedin ya? Doktora mı gideyim? Niye gideyim doktora? Bu doktorluk bir hadise. Öyle değil be yavrucuğum. 15 gün kadar bu mühim bir şeydir senin. Hayır efendim mühim falan değil. Ben bir haftadır sokağa çıkamıyorum. Biliyorsun geçen hafta yarım saat geç kaldım diye babam 15 gün izinsizlik cezası verdi. Yani babandır tabii onun düşünce. Ama bugün benim dışarı çıkmam lazım. Ne olursa olsun bugün dışarı çıkmam lazım. Tamam annene söyle babana söyle. Çünkü hepsine sordum teker teker. Hiçbiri benim namıma babamdan izin almaya cesaret edemediler. Babam ben de buradan kızgın adam. Onun için sen şimdi gideceksin babamın yanına. Bırak beyefendi bu çocuk 2 saat dışarı çıksın diye. Ne diyeceğim bırak beyefendi şimdi. Bak tamam sen babamın yanına nasıl girersin? Ben nasıl gireceğim elim ayağı titreyerek gireceğim. Kapıyı nasıl vurursun? Böyle tak 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 diye vurup giriyor ben. Bana bak bana öyle geliyor ki babam bundan cesaret alıyor. Ondan korktuğumuzu çekindiğimizi biliyor onun için bunu yapıyor. Bu taktiği değiştirelim. Evet. Bu taktiği değiştirelim. Evet. Şimdi bence 4 Murat alsak daha iyi gibi geliyor. Değil be yavrucuğum taksi demiyorum. Taktik değiştirelim. Taktik. Mesela şimdi her zaman babamın kapısına gelirken böyle tık tık mı vuruyor? Şimdi öyle vurmayacak. Nasıl vuracak? Gir babamın kapısının önüne gel. Kapıya langır. Bir tekme la kapı devrilsin. Peki öteki duvardan çıkıp çıkayım. Hayır efendim. Gir babamın yanına. Bana bak efendim. Ya deli misin be? Niye? Adamın suratına düşen bir parça be. Olsun ben diyeyim. Ben kapıya tekme vuracağım. Tamam bittim ben orada. Böyle yapacaksın hem. Bana bak efendim. Bu çocuğa izin ver de 2 saat çıksın geçsin mi? Yapamam ben. Yaparsın. Bir tecrübe edelim hadi. Yapamam. Ben şimdi babamın oturuyorum. Gir kapıdan. Langırt. Aferin güzel oldu. Bana bak beyefendi bu çocuğa izin. Ne var be? Bak beyefendi bak. Ne oldu be? Olacağımı ben biliyorum söyleyemem. Ya babam böyle bağırabilir sen gene söylersin. İzin ver bu çocuğa dersin. Ay babam beni dövebilir yine söyleyeyim ben. Söyle ne olur ya. Tamam olur. Benim için 8 sopa ye ne olur ya be. Ya çıkar. 2-3 kemiğin kırılsın ne olur be. Ne olur be. 42 oda şüpür şüpür aşağı o demindir hala. Söylemiyor musun? Söyle. İzin istemiyor musun? İstemiyorum. Pekala. O zaman ben de babama giderim. Yarım tepsi baklavanın ne olduğunu anlatırım. Ne anlatacaksın o baklavaları ben mi yedim? Vallahi ben geçiyordum mutfağın önünden bir şapırtı işittim. Bir baktım ne var diye. O ne biçim baklava işti böyle. Ne biçim? Makine lütfe gibi böyle. Öyle mi? Ben orada tepsi duruyordu. Orada esnedim. Baklavadan arka arkaya ağzından içeri gidiyor hepsi. Böyle terbiyesizlik görmedim. Sen bir davet eder. Babamdan izin almazsan benim namıma baklava yediğini söylerim. Gel. Alacağım. Alacak mısın? Sen şimdi içeriye git. Babanı buraya gönder. Olur. İçeriye duman sal o çıkar. Ne demek duman sal? La biz köyde ayı çıkartmak için inden öyle yaparız. Ben şimdi babamı ürkütürüm bu tarafa gelir tamam mı? Hadi babana çiftlere basın. Ya bu adam aksi adam abim söylenmez. Ben biliyorum başıma geleceğim. Şimdi ne beklemiş bu be? Utanmazlığa bak be. Yumruk kadar çocuğu yalnız başına sokağa bırakmışlar. Olacak şey mi bu be? Ayıp be. 38 yaşında çocuk insan sokağa bırakır mı onu be? Bu yaştan sonra yazık değil mi çocuğa? Efendim ne olmuş hayrola? Ya Hüsamettin Bey bizim. Evet. Çocuğu sokağa bırakmış. Araba çiğner, at çiğner. Bacak kadar çocuk olmaz. Bacak kadar çocuk ya. Bari kardeşine küçük mi adam? 38
Beyefendi. Ben burnumdan soluyorum be. Beyefendi. Efendim. Şimdi ben diyorum ki söylesene şu. Ne? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İnsan girerken selamı verir. Unuttuk ya. Şimdi mi verir? Allah Allah. Şimdi ben diyorum ki bu çocuğa veya bu mevzuda çabuk selamün aleyküm. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Dün sabah vermedim selam, şimdi veriyorum onu be. Aleyküm selam. Peki selamı ver. Oynama lan. Baban kızıyor oğlum, oynama. Beyefendi sen gelsene şuraya. Ne oldu? Şuraya otursana. Ne var yerimden ben memnunum oğlum. Sen, otur hocam oraya. Oğlum ha. Adamın adabını bozuyorsun be. Kur'an yapıyor oradan onun için beni düşürdü. Şimdi beyefendi. Şimdi beyefendi. Ha. Bu çocuk biraz önce beni gördü. Evet. Dedi ki git babana söyle git selamın aleyküm. Ne oldu şimdi? Yer değiştirdin ya be. Onun selamı. Öyle geçti be. Adama bak be. İnsanları insanı gördü mü selamlaştı. Evet. Şimdi sabahın erken geldim ben. Baba oynama lan. Oynama lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bana ara sıra böyle geliyor, bir şeyler geliyor bana. Ara sıra mı geliyor? Evet. Ha öyle de ara sıra geliyor diye oğlum. Evet. Bana ne geliyor acaba beyefendi? Ne geliyor? Bilmiyorum ki siz biliyorsunuz. Ha? Ara sıra bana böyle... Havale mi geliyor? Havale mi geldi? Ha? Anam babam göndermiştir Bursa'da, alıp geleyim onu diyor. Ne? Havale geldi dedi ya. Ulan para para değil be. Yani ara sıra böyle havale geliyor. Şimdi ara sıra geliyor. Ha? Şimdi geçenlerde oynama lan. Ne ara sırası be? Sık sık geliyor be. Yok tamam mu? Ben bunun bam dediğini buldum. Ben otur, 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 otur. Bundan sonra bu benim elime düştü, yedim bunu. Şimdi beyefendi. Evet. Şu meseleyi şöyle almak lazım. Ha. Bu odunuz var ya. Ha. Odunuz var ya. Ha. Ha. Oynattı mı vallahi oynattı. Ne oluyor oğlum? Ne var bir şey? Ne oluyor? Yok, ne oluyor? Yok be abi, hesap yapıyorum ya. Ha hesap yapıyorsun ha. Şimdi bu çocuk. Tamam oğlum git söyleyeceğim diyorum ben sana. Ne diyorsun evladım? Kıpırdama. Ne? Bak beygir sine. Beygir sine. Lahmacun kıymasını düşürmüşsün. Oğlum ne yapıyorsun? Söyleyeceğim dur. Şimdi bu sizin küçük bey beni sabahleyin burada gördü. Dedi ki babama söyle dedi. Ha. Babama söyle dedi. Ne dedi? Yok canım işte babamı çok seviyorum dedi ya. Ha seviyorum dedi. Ya de izini kendin al be. Evet. Dedi ki bana iki saat dedi baba. Ne iki saati be? Ben ona iki tane saat aldım. Bir kol saati var, bir cep saati var. Bir de kum saati istiyor. Ne yapacak kum saati be? Bir de dedi ki meydan saati istiyorum, kule saati. Ne işi var meydan saatiyle oğlum? Oğlum dedi be. Bana, Allah bana Allah. Bağırdın mı? Ha? Bana bağırdın mı? Ne olacak yani? Dırın dırın. Oğlum ya ver şu çocuğa izin gelsin be. Ne izini be? Nereden izin vereceğim ben ona? Hadi be. Demek izin istiyor. Hadi be. Çağır onu bana. Babam izin verdi mi? Söyledim. Ne dedi? Dedi hayatta bir tane oğlum var dedi. İki saat yeter mi ona dedi. 5-6 saat geçsin dedi. Bir tane mi oğlum var dedi. Git elini öp seni bekliyor. 5-6 saat geçer. Teşekkür ederim. Ederim. Canım kaldı. Öpeyim babası. Sen! Ne oluyor be? Bağırıyor be. Sen kim oluyorsun be? Ne oldu baba? 2 saat izin istiyorsun. Yaşın kaç senin daha? Kaç yaşın kaçın lan? Kim istemiş izni baba? Sen! Ben daha sokağa çıkacak çocuk muyum? Niye izin istiyorsun? İstemişsin izin. Hayır ben istemedim. Ana! Bir şey baba. Ana! Ne yapıyorsun? Vallahi dedi ya. Ne yapayım? Biraz evvel demedim ulan babamdan izin iste diye. Hayır ben öyle, ben daha sokağa çıkacak çocuk ne muyum? Ne yapayım sana? Vallahi dedi be. Yalan mı söylüyor çocuk? Ya, ben yalan mı söylüyorum? Yalan söylüyorsun tabii. Hadi be neredeyse hakaret edeceksin, şuna bak bana. Peki o zaman ben. Sen söyledin mi? Söylemedim. Söyle. Aklımdan uydurdum dürüstlüğü. Nasıl uydurursun? Peki babacığım. Korkudan yapıyorum. Söyle. Tamam izin falan istemedim babama. Hakikaten iki saat izin verseniz de gelsem hiç fena olmaz baba. Niye? Nereye gideceksin? Oturun izah edeyim babacığım. Söyle. Anlatayım. Babacığım Allah daha çok versin. Malınız mülkünüz çok biliyorsunuz. Allah'a şükür. Kaç tane var. Çiftliğiniz var? Var. Babacığım. Efendim yavrum. Sana ne oluyor ben babacığım diyorum. Ha sana diyorum. Allah Allah. Baba. Efendim. Sana demedim ya. Bana demedim. Babama söylüyorum ha. Babacığım. Efendim yavrum. Çık dışarı. Çık. Babacığım. Efendim. Ya çeneni kapa. Gel buraya çeneni kapa. Ya niye çıkartıyorsun? Oğlum sus da dur şurada. Diyorum ki babacığım Allah daha uzun ömür versin ama yarın öbür gün size bir emrahat vaki olursa ölürseniz. İnşallah inşallah. Ne? Ne konuşuyorsun be? Ne? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Dedin ya. İnsan böyle bir şey söylediği zaman Allah göstermesin. Tabii. Allah gecinden versin. Öyle mi dedin? Tabii. Tabii. Ne denirmiş? Allah göstermesin. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Öyle söylenir. Allah göstermesin. Değil mi babacığım? Bütün bu mal mülk bana kalır. Allah göstermesin. Ama biliyorsunuz hayat bu belli olmaz. Evet. Bakarsınız piyangodan büyük ikramiye.
köyümüzde kaç hayvan var bunları bilmiyorum babacığım. Haklı. Müsaade edin gezeyim, tetkik edeyim de ilerisi için kendimi hazırlayayım mı? Haklı. Çocuk haklı. Tabii. Yetiştin, büyüdün artık. Beşe kadar oldu. Bana çektin, babana benzedin. Efendim. Sana iki saat izin vereyim. Sağ ol. Vereyim de git gez bari. Hadi. Sağ ol babacığım. Çok teşekkür ederim sevgili babacığım. Olmaz. Olmaz. Niye baba? Yalnız başına nasıl gider bir insan öyle? Olmaz. Niye baba? Olmaz. Olmaz. Ya senin yanına adam lazım. Doğru. Ben yalnız başına lazım. Gidemem. Yalnız başına orman tehlikelidir. Tabii. Ne lazım? Adam lazım. Adam lazım. Ama adam nereden bulacağız şimdi? Lazım. Hadi bakalım adam ara gel. Yalnız başına nasıl gideceksin? Evet. Allah Allah olmaz. Evet. Büyük bir adam. Çekilsene adam ortada ne oğlum. Dur bir dakika. Adam arıyoruz görüyorsun. Adam lazım. Tamam işte biz de diyoruz bizim adam. Biz adam diye çekmeyiz biz değiliz. Sen adam mısın? Evet. Sen adam mısın? Hayır insanım sen nesin? Ay sen erkek misin? He? Erkek misin? Dur bakıp geleyim. Nereye? Nüfus kağıdına bakacağız. Yazmaz mı orada? Oğlum biz öyle değil. Biz öyle bir adam arıyoruz ki o adamın ciğeri konuşmalı. Senin ciğerin konuşur mu? Hey yavrum ben. Bende bir ciğer var. Fasulye eti yapıyor ben. Dur bakayım. Ormana girdiniz. Evet. Ormana girdiniz. Kurt sürüleri. 50 kurt, 60 kurt. Cıvıl cıvıl kaynıyor kurtlar. Üstümüze geliyor. Ha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen oradan dut yaprağı alır kurtlara verir. Ne kurtu be? Kurt dut yaprağını ne yapsın? Ne bu? İpek böceği kurdu kurt yaprağı yer ya. Öyle ipek böceği kurdundan bahsetmiyoruz. Biz canavarlardan bahsediyoruz. Canım. Evet. Farz et ki 50 tane eşkıya çıktı. Çıktı karşına ne yapacaksın? Namluları doğrulttular üstümüze. Ne yapacaksın? Hemen seni ben önüme iterim ben ağacın tepetine. Olmaz öyle şey. Olur. Hemen beni ağaca çıkaracaksın. Ha. Beni emniyete alacaksın. Ha. Sen döneceksin 50 eşkıya göğsünü açacaksın. Buraya sıkın, buraya sıkın diyeceksin. Ulan bu spreyi mi sıkıyor be? Lafa bak açacağım buraya sıkın. Oğlum, buraya sıkın. Oğlum sen beni müdafaa edeceksin. Benim uğruma 8 kurşun sıksınlar. Ne çıkar? Ne çıkar? 2 tane... Uykumu almışım. 4 zeytini yemişim. 2 tane el bombası atsınlar sana. Ne çıkar? Ne çıkar? Ağzıma uçak tabağı soktunlar. Ne çıkar? Değil mi? Beni müdafaa ediyorsun. Edeceğim. Eder babacığım. Siz adam aramıyorsunuz, enayi arıyorsunuz. Yok, adam arıyor. Müdafaa eder babacığım. Hiç eder mi? Eder baba. Bir şey var yalnız. Ne oldu? Eşkıya çıkar dedin de aklıma bir şey geldi şimdi. Niye? Yoksa sen eşkıyadan korkar mısın? Ben başımıza bir şey geldi hala beyefendi hatırlamaz mısın ya? Ne oldu? Bir dakika, seni eşkıyalar çevirdi mi? Otur bak. Ben bayılırım maceraya. Şimdi sen hatırlamaz, sen o zaman daha çocuktun. He. Daha küçücük çocuktu o zaman. Anlatma onu, anlatma bırak. Dur anlatacağım ya. Anlatma. Anlatma diyor. Allah Allah. Ya anlat anlat baba, merak ettim baba, anlatsın ne olur. Anlatma diyor. Anlatma oğlum. Anlat anlat, sen anlat ben. Şimdi otobüste gidiyoruz, virajı döndük. Kim kimsiniz? He? Kimsin? Baban, annen, sen daha bebeksin kucağında. Ben otobüs. Ben çocukken oluyor. Otobüste dolu. Anlatma oğlum. Baba bırak anlatsın babacığım. Geldik virajda eşkıyalar karşımıza çıktı. 40 haramiyle. Dağ başında. Dağ tüfekleri. İn aşağı diyorsun. Arabadan indir derim. Oğlum hepinizi. Dur be fedakarlığını söyleyeceğim sen. Baba fedakarlık mı etti? Aslan babam. Eşkıyaların reisi böyle yaptı. Kadınlar bu tarafa çocuklarla beraber erkekler bu tarafa dedi. Evet. Biz nasıl korkudan erkekler bu tarafa geçtik. Kadınlar çocuklar bağırıyorlar görsen. Babam ben sen yan yanasın. Ben yan yana duruyorum. Oradan eşkıyaların reisi aynen böyle dedi. Adamlarına döndü. Alın dedi. Erkekleri dağa çıkartın. Ne yaparsanız yapın. Gidiyor. Bir tane de uzun boylu eşkıya bana bakıp bakıp bıyık dikiyor böyle. Benim ayağım titriyor. Şimdi eşkıyalar şöyle bir şaşırıp durdular. Eşkıya reisi böyle yaptı yine. Ulan dedi ne diyorum size alın. Erkekleri dağa çıkartın. Ne yaparsanız yapın. Hemen ben gittim eşkıyaların reisine dedim ki eşkıya reisi bey amcacığım bir yanlışlık oluyor. Bizim bildiğimiz böyle eşkıyalar soygun yaptıkları zaman kadınları dağa çıkartırlar dedi. Tam eşkıya reisi ikna olacak ki baban oradan demez. Kes, ne dedi? Sen ne karışıyorsun eşkıyanın işine? Baban kurtardı bizi. Sanırım kalabalıktan dağa çıkıldı işte. Dağa doğru gittiler. Anladım. Orada abi. Ne olduğunu görmedim. Canım, uzaktan bir aralık şöyle babanı tanır gibi oldum. Grekoromen yapıyordu galiba. Bana öyle gelmiş olabilir. Aslan babam ikna etmiştir muhakkak eşkıya reisi. Oğlum ben babacığım beni hakikaten müdafaa edebilir. Eder mi? Eder mi? Sen? 2 saat izin ver. Tamam 2 saat veriyorum. Sağ ol. O zaman gidin hadi. 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 Hadi 2 saati geçirmek yok. Oldu abi. Tam 2 saat. Evet. 2 saat. Efendim? Bir daha.
iki saati getirmek yok. Hadi gidiyor. Hanım benim. Gezmeye. Sen nereye geliyorsun be? Ne demek ben? Sen hemen buradan çıkınca köşten mahalle kahvesinde oturacaksın. Ben gideceğim yere gidip geleceğim. Yok canım, sen beni şimdi oraya götürmüyor musun? Senin benim gideceğim yere seni götüremem ben. Götürmüyor musun? Götüremem. Bebediye! Ne var? Oğlumuz beni götürmüyor. Şşş, dedim senin ne oluyor ya? Hemen... Götürmüyor. Şş, yapma gözünü seveyim ya. Niye götürmüyorsun? Oğlum olmaz benim... Orada eğlence var dedi. Tabii kadın kız dolu sen. Beni götürmüyor. Yapma yavrum. Kadın kız varmış. Ama sen oraya gidersek beni mahcup edersin. Niye mahcup edersin? Sen kadınla kızla konuşmasın. Niye konuşmasını bilmiyorum. Hadi canım. Allah Allah. Mesela ben bir kadınım. Evet. Şuradan geçiyorum. Bana tatlı bir şey söyle bakayım. Evet. Hadi. Evet. İş var mı abla? O ne biçim laf öyle be? Gayet normal. Evet. İş varsa iş vardır. İş yoksa o işine gider. Ben de işime giderim. Ne uğraşacağım orada? Ya pekala. Götüreyim götürmesine de. Yalnız nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Çünkü hakikaten babam haklıydı. Ormandan geçmemiz lazım. Orman kum gibi eşkıya kaynıyor. O zaman babanı önden salalım biz. Yine bir fedakarlık yapsın diyor. Olmaz öyle şey canım. Beni götürmüyor. Götürüyor, tamam, götürüyorum ya. O zaman şey yapalım. Ben teki alayım. Babamın tekini o tek tüfeği alayım. Sen de dolma tüfeği al. Evet. Sen dolma kullanır mısın? Yok abiciğim, ben yanında gelirim ben. Oldu, benim yanımda gelirsin, tamam mı? Evet. Yalnız ikimizden birinin dinç olması lazım. Nasıl? İkimiz de şimdi ormanda uzun müddet yürürsek yoruluruz. Karşımıza bir eşkıya çıkarsa kendimizi müdafaa edemeyiz. Edemeyiz. İkimizden birisi dinç olmalı. Ona... Dinlenmiş kalıyoruz. Dinlenmiş tamam. Kalıyoruz. Tamam gel bakalım, evvela ben bineceğim. Nereye? Sana. Ne demek ya? Sırtına ben bineceğim. Niye sen biniyorsun şimdi, ben bineyim evvela? Olmaz, evvela benim bilmem lazım. Neden? Ama ben Beyoğlu'yum. Ama ben de Kasımpaşa'yım. Hadi bırak öyle şeyi, gel bakayım. Göreceksin bak, ne güzel bir taktiktir bu, beğeneceksin. Ondan sonra her zaman böyle gideceksin. Kıvam edersin ama sen ne arıyorsun? Senin özengin yok mu? Hayalim beni hakiki atsan etti beni. Hadi 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 yavrum, huysuzlaşma hemen. Hadi. Kadıncım patik ederim. Ne oluyor yavrum? O ne? Bilgirliğe konsantre oluyor. Hadi. Yani burla zaman kaçar ya. Yapar. Unutma, bir şarkılık taşıyacaksın, tamam mı? Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şıkıdımı ya. Hadi lan, hadi lan. Ne oldu be? Şıkıdım şıkıdım, beni dörtlan mı koşturacaksın? Daha ağır mı? Ağır şarkı. Olur, ağır olur. Gel ya. Yapma, sinirlenme hemen gel. Güzelliğe basmadın, basamma. Beygirliğimi unutuyor. Hadi gel. Kargalar uçtu bu dağdan. Ne oldu? Ağır. Sevmedim bir şarkı. Niye? Kargalı şarkı. Sevmiyor musun kargalı şarkı? Kuşlu şarkı sevmiyorum da ondan. A, kuş sevmiyorsun. Kuş sevmiyorum. Olur, kuşlu şarkı. Gel yavrum, gel. Gel yavrum. Hadi. Bülbülüm geldi dile. Ne güzel şarkı be. Bülbülüm. Ulan bu da kuş değil mi bülbül? Bülbülsüz kuşsuz şarkı diyorum sana. Benim de aklıma kuşsuz şarkı gelmiyor ya. Gel bakalım şöyle. Gel. Ama yem saatim geldi. Hadi. Turnalar gelir uzaktan. Turnalar gelir. Ulan turna kuş değil mi? Eşi ona çek. Hakikaten öyle. Buluyor, kuşlu şarkı buluyor ya. Gel. Sinirim bozuldu. Peki peki gel. Öyle kuşlu söylerim. Hadi gel. Hadi. Bizim köye selam edin tu... Nalar hey... Bak işte kuşun şarkı bu. Bizim köye selam edin... Nalar hey... Tek ben... Ne oldu be, kuş söylemedik işte. Irık mı çocuğu, sen de. Tam geliyor, turnayı buluta sokuyor orada. Ondan sonra turnayı görmüyor ben, oradan yine turna. Hadi bakalım gidiyoruz. Bizim köye selam edin. Aybata bak be. Amşarım, bu kız senin neyin oluyor? Kardeşim oluyor, ne olacak? Onu bana ver. Yok ya. Sen kasaptan et mi alıyorsun be? Bana bak, he. Sen beni tanıyor musun? Ben buraların kahyasıyım. Olabilir, buraların kahyası olabilirsin ama benim keyfimin kahyası olamazsın ya. Şimdi sen bana o kızı veriyor musun, vermiyor musun? Sana verecek ne kızım ne de kozum var benim ha. Bak hemşerim. Ne oldu? Sana yarım saat müsaade veriyorum. Yarım saat sonra buraya geleceğim. Hı. İyi düşün. Ya kız kardeşini bana verirsin ya da ölümlerden ölüm beğen. Hadi yürü bakayım, buralarda bir daha dolaşma. Aybata bak be. Hey ya, ne günlere kaldık ya. Sancı sigara istiyor benden. Ayşe. Efendim abi. Bana bak, ben gelmeden kapıyı kimseye açma, tamam mı? Merak etme abi. Hadi atma abi.
576 bin mumdur. 577 bin mumdur. 578 bin mumdur. 579 bin mumdur. Ben iyi başa başlarım onu ha. Ne var? Ne biçim şarkı bu acaba? Sen kuşlu şarkı söyledin, ben de şarkı mumlu. Benim şarkım 10 dakikada bitti. Tam 35 kilometredir bir mumlu tutturdun gidiyoruz ben. Benim şarkım da o. Yeter, tamam. Nihayet istediğimiz yere geldik. Çok romantik bir yer ben. Hey yavrum hey, manzaraya bak, manzaraya boncuk. Şu karşıdaki görünen dağ var ya. Gırtlak koparan dağ. Ne dağ? Gırtlak koparan dağ. Bu tarafta boğaz kesen tepesi. Şurası da ciğer söken mi acaba? Ulan gidecek başka yer yok muydu? Buraya getirdin beni. Ben seni buraya mahsus getirdim. Sen buraya beni mahsus getirdin. Evet. Niye mahsus getirdin? Çünkü burada hiç kimse yok. Baş başayım. Tenhalık. Evet. Senden bir şey istedim. Ses duydum. Gırtlak mı kesiyorlar acaba? Senden bu isteyeceğim şeyi evde isteyebilirdim ama babama söylersin diye korktum. Onun için bu dağ başına getirdim. Burada istediğimi yapmak zorundasın. Seviyorum. Çok seviyorum boncuk, elimde değil. Aşkımdan çıldırabilirim boncuk. Oğlum bak bağırırım, Allah millet ayağa kaldırıyor. Boncuk seviyorum, sevmek benim hakkım değil mi boncuk? Gözüm mü döndü lan, it oldu it. Boncuk seviyorum, çok seviyorum. Ben genç değil miyim, sevmek benim hakkım değil mi? İmdat! Bağırma boncuk. Adam kesiyorlar. Adam kesiyorlar. Bağırma boncuk, bağırma, seviyorum oğlum. Lan sevecek kimseyi bulamadım, gözü döndü adamın. Niye, sevmek hakkım değil mi benim? Hakkıydı. Sevemez miyim ben? Sevebilir ki. Ben bir kızı seviyorum. Şöyle şöyle kızı diye adamın aklına bir türlü şey geliyor. Ne geliyor be? Baba bak, seni buraya niye getirdim? Evet. Senden bir şey isteyeceğim. İşte onu anlatacaktım sana. Geç şöyle anlatayım bak. Bak seni buraya bir hafta getirdim. Hani ben geçen hafta ava çıkmıştım ya. Ava çıktım, avlanıyordum. Çok yoruldum. İşte bu kahveyi gördüm, tamam mı? Orman içinde. Orada da güzel bir ev var içeride köşe. Evet. Bu kahvehaneyi gördüm. Arabın yeri yazıyordu orada. Evet işte. Bir arabın kahvehanesiymiş. Oturayım da birazcık dedim. Çay kahve içeyim, dinleneyim, sonra alayım. Yorulmuşsun. Ha, ama devam ederim dedim. Geldim buraya oturdum. Ve kahve ocağına, şuradaki kahve ocağına seslendim. Kahveci, kahveci diye. Seslenmez olaydım. Ne oldu? Kahve ocağından ne çıktı biliyor musun? Kahveci çıktı. Hayır. Kahvecinin çırağı çıktı. Hayır. Onun yardımcısı çıktı. Hayır. Ne çıktı ulan? Bir bıldırcın çıktı. Kahve ocağında. Evet. Kahve ocağında cıbırcı mı var? Herhalde kahveci meraklı cıbırcını besliyordu orada. Ben de bir ağaçı tanıyorum, o da keki kuşu besliyordu. Bir bıldırcın çıktı boncuk. Ama ben çok bıldırcın gördüm, öyle bıldırcın görmedim. Oğlum cıbırcın zaten güzel kuştur zaten. Ama ne güzel bıldırcın bu. Ama ne güzel cıbırcın. Bıldırcında bir boy vardı böyle 1.50-1.55. Kimde? Bıldırcının boyu. Cıbırcın? Evet. Kuşunun boyu 1.55. Evet. Bir yanlışlık olmaz ki ne olur. Niye yanlışlık? Şu bildiğimiz cıbırcın kuşu mu? Evet bıldırcın, niye hayır? 1.55. Evet. Oğlum sen yorgunlukla yanlışlıkla deve kuşu görmüyorsun. Hayır. Bıldırcındı. Cıbırcın? Evet. 1.55 boyunda böyle 50 kilo ağırlığında falan. Cıbırcın? Evet. 50 kilo? Evet. Bir de güzel. Bir de güzel giyinmiş. Cıbırcı mı giymiş? Ya bunda bir yanlışlık olmaz. Böyle mor bir etek giymiş, pembe bir bluz giymiş. Cıbırcı. Niye gider de bıldırcın diyorsun? Giyinemez mi? Giyinir canım cıbırcı, niye giymesin? Giyinir tabii. Geçen gün ben gördüm bir karga. Evet. Redingotla geziyordu. Küreklerini de omuzuna atmıştı. Al göreceksin o bıldırcını. Bir de makyaj yapmış. Cıbırcı makyaj mı yapmış lan? Evet. Gözlerine rimel çekmiş. Cıbırcı rimel mi çekti gözüne? Ağzına ruj sürmüş. Cıbırcı ruj sürmüş. Ağzı gagasına mı sürmüş? Hayır ağzına sürmüş. Bakmayın ağzına. Evet. Ne oluyor be, ne oluyor be? Ulan cıbırcı makyaj yapar mı oğlum? Yapmış bu. Geldi yanıma. Geldi bir karga görmüştüm yine. Kirpiklerini yoluyordu. Bıldırcın yanıma geldi, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ne emredersiniz küçük bey dedi. Cıbırcı 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 konuştu mu lan? Konuştu tabii. Yemek yemeyeceğiz oyu bu. Konuştu ya. Ben de dedim ki küçük hanım dedim. Bana dedim bir kahve yapar mısınız dedi. Cıbırcına çözüyoruz. Küçük hanım dedim. Çok güzel. Bıldırcın gibi kız çünkü. Öğretlerine be kardeşim ya. Deminden beri ben de aklımı şaşırdım. Sen de kuştan bıldırcın mı zannettin? Kuştan mı cıbırcın? Onun mu? Bıldırcın gibi kız demek bu var. Nerede görelim hemen. Ben kıza aşık oldum. Tamam mı? Aşık.
size... Kilolu satacaksın kendini. Hayır yani, size haftaya uşağımla haber gönderiyorum. Niye bana benim için uşak diyorsun? Sen uşak değil misin? Pardon, hayır uşak değil. Nesin? Abiyon Karaysa. Emre yavrucuğum, ben onun için buraya getirdim. Şimdi şurada biraz kahvemizi içelim, ondan sonra kulübeye gideceğiz. Kimse yok mu? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Balıkçıl küsü selam, geliyor. Selam, hoş geldin yavri. Sağ olasın. Ha, ya diyor diyor da arabın yeri diye, bunun yeri orası. Evet. Sen de hoş geldin, yavralet. Yalan ayşe olayım. Ne oluyor? Bana bunu açar, bunu acıma. Ne oluyor? Bakana velet diyor. Hoş geldin velet, velet. Efendim? Velet. Hoş bulduk, orası bu. Velet, Arapçada velet çocuk demektir. Ha çocuk demek. Hoş geldin çocuk diyor. Ayva. Ben çocuk. Çocuk. Ben çocuk. Ayva. Sen kayışık. Hanımefendi, kusura bakmayın sizi zamanla. Ne oldu, tırnağı mı çıktı? Ne yaptın, tırnağı mı çıktı? Kibar konuşuyorum. O kibar konuş abi. Sen de böyle kibar olacaksın. Hanımefendi, özür dilerim efendim. Ayva. Biz de geçerken şöyle bir uğrayalım dedik. Ayva. Bir kahve içelim. Biraz yorgundum kahvesi içelim diye. Mümkünse bir kahve içebilir miyiz efendim? Hayır, hayır, hayır. Elim çıkmıyorlar. Fazla kibarlaştım ben. Bir kahve içebilir miyiz? Bir kahve içelim dedik geçerken. Kibarlığa bak. Kahveyeli kibarlık. Sen nasıl işe? Ben şekerli efendim. Ya Berat. Sen nasıl işer? Aman diyorsun. Sen nasıl işer? Karının merakına bak şimdi. Nasıl işersem işerim canlar. Bak ben şekerli istedim. Evet. Şekerli. Olabilir. Ben normal işer. Aa ne var bunda, herkes işer. Tabii. Benim işer bana ne ya, beni ne alakadar ya. Siz firati misiniz? Hayva ben bahçede, balkonda, yatakta her zaman işer. Oha. bu hasta mı? Böbrek hastalığı var. Sen balkonda her işer. Ayva. Aman değil. Ayva. Ya tabii içerim diyor. Her yerde içer. Ha içer diyor. İçer kahve. Ben de öyle anladım canım. Teşekkür ederim. Ya bırak kim aldı. Fıtık oldum ben. Affedersiniz küçük hanım. Zahmet olacak size ama mümkünse benim kahvem oturakta olsun. Ayva. Ya Berat. Efendim. Sen de oturak ister. Yok efendim. Benim kahvem normal fincanda olsun. Ayva. Onunkini çifte oturakta getirdim. Affedersiniz küçük hanım. Eğer mümkünse benim kahvem 38 göbek atsın. Ayva. Ya Berat. Efendim. Seninki de göbek atsın. Hayır benimki şey yapsın efendim. Senin iki çifte telli oynasın. İki harmandalı oynasın bıraksın. Ay deli olur. Kahve yani kaynasın demek. Ha kayna göbek atsın. Affedersiniz küçük hanım. Affedersiniz. Kusura bakmayın, zahmet oluyor size efendim. Ama mümkünse benim kahvemin üstüne küçük su dökün. Ayva. Ya efendim. Efendim. Sen de küçük su ister. Yok ben istemem. Benimkine normal su dökün. Bunun iştahı var, bununkine büyük su dökün. Küçük su. Böyle cezvede su kaynarken ayırırlar. Kahve kabarırken üstüne. Üstüne. Ona küçük su dökün. Olabilir. Yani kahvelerimiz geldi. Kibar ol. Efendim evvela beye verin. Yaşlı ne diyor lan çoğu evvela beyefendiye verin. Beyefendi benden yaşlıdır, ona verin ya efendim. Ve o benden yaşlı. Aman lan çok aksi bir kadın. Oha. Nasıl? Ne güzel kahve, içmemiş gibi oldu. Bayağı hafif yapmış kahve. Sağ olun efendim. Çok çok güzel. Çok güzel efendim. Ben ister çok para. Ne para ister? Para para. Evet ne için ister? Ver 1000 lira ver, kahve içtik bin ya. 1000 dinar ister. Kaç ister? 1000 dinar. Ulan iki kahveye 1000 enginar olur mu be? Enginar. Ya enginar. Enginar. 1000 dinar diyor yani 1000 lira ver gitsin hadi. 1000 lira vereyim olur. Ver. Bir dakika. Buyurun üstü kalsın sizin olsun. Markiş para para para. Ulan böyle kahveye öyle para atlayacağız adam başını belaya sokma. Her neyse. Gel efendim. Hadi gel şu kızdan konuşalım kahvemizi içelim. Bana bak şu şakamı benim açıma gitti. Sen bir dakika dursana. İsmin ne senin? Sümbül. Bak Sümbül görüyor musun? Sümbül sen boş musun? Ne? Hani bekar mısın diyor ben. Ayva. Ya şuna bir iyilik yapayım ben olsun ben. He. Ben şunu ya gönlüm kaydı buna ya. Boş ver evde bizim uşak şey var hizmetçi var ya. O da beni istedi ama ben buna şansım. Hazır da var diyorsun evet. Ya Allah'ın emriyle bana bir varsana canım. La ben bunu anaya sormak lazım. Annene soracağım belki annesi hayır diye mi? Annenizi çağırdın. Annenizi çağırın ondan konuşalım. La benim anne gitti ahiret. Kaçın anlamadım. Annesi ahirete gitmiş. Annesinden ahirette mi konuşacaksın?
Olabilir oğlum. Bazı insanlar annesinin ruhuyla konuşabilir. Ayvah. O şekilde konuşacak. Ben ana ruhu konuşacak. Ondan sonra sana söyleyecek. Peki hemen sor. Hemen sor. Telefonla sor. Zırr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 r
Ana! Hayru! Burada var bir Adem. İki baş, dört ayak. Olmak ister benimle. Lan bir eşekten var ki. Ayva! Anne kabul etti mi? Etti! Sen ben! Dur lan dur şimdi. Ben de babama soracağım ya. Ben de rahmetli babama soracağım. Sen de babanın ruhuyla konuşuyor musun? O anasının ruhuyla konuşuyor. Ben konuşmayacak mıyım? İyi konuş. Bir dakika müsaade eder misin? Babam da aksi adamdır. Ben biliyorum şimdi. Kapat. Anne! Senin annen zilliyse benim babam tokmaklıyor. Dur. Baba! Burada bir kız var. İsmi de Şümbül. Benden evlenmek istiyor. Varayım mı? Boş kalsın diyor. La! Mayı vermemek için yaptım. Her neyse gel bakalım şimdi bu meseleyi nasıl halledeceğiz. Senin bir türlü cesaretin yok. Bir türlü cesaretim yok. Kapıyı bile çalamıyorum, o kadar seviyorum. Bak ya, şimdi gidersin kapıya böyle yavaşça tak 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 diye vurursun, kız cevap verir, tamam mı? Peki kapını tokma yoksa o zaman ziline basayım mı içeriye? Ne oluyor be? Zil mi bu? Burası tokmak mı? Hadi git, yenisi vurma. Küçük hanım diye sesler, hadi. Ulan babası filan vardır, dayak yeriz onu. Hadi be yavrum, kimsesi yok ya. Hayır, köpek köpek vardır içeri. Ya kızın geleceğinden haberi var, hadi git sen. Haberle bitir. Demek birbirinize randıman verdi. Evet yavrum, hadi sesler. Küçük hanım. Eskişehir'e satacaksın. Yapma. Bu kadar dışarı davatlar. Yapma. Dağıtırın artık.
düzgün. İşte bak bak görüyor musun? Bak şarkı çalarken düzgün söylüyor değil mi? Ben de düzgün konuşuyorum, şarkı çalarken kekeliyor ben. Mavi. Dinle beni. Aklıma bir şey geldi. Şarkıyla belki daha iyi anlatabilirim. Öyle yapalım ya. Hadi şarkıyla anlat. Şarkıyla anlat. Hadi şarkıyla anlat. Papatya gibisin beyaz beyince. Öyle demedim yavrum. Yani küçük beyin gönderdiği adam benim diyeceksin ya. Bunu şarkı söyler gibi söyle. Nasıl mesela? Mesela böyle bak. Küçük hanım beyefendinin gönderdiği adam benim. El ermez, göz görmez, gözünüzü kapan ben yarım. Darem dedem çıktı yollara. Git geri camialarda gidelim. Çağır şunu da nasıl çağırırsan çağır be. Hadi çağır bir dakika çağır. Küçük hanım dışarı geleceksiniz de söyle. Küçük hanım dışarı tıkılacaksın. Dön bana şimdi. Bak kız buraya geldiği zaman ciddi olacaksın. Tabii ciddi olacağım. Çok ciddi olur. Ya bana bırak ya hemen bir defa erkek kısmı kadın karşısında ciddi olur. Gülmez tamam mı? Ne oldu lan Nefsim? Yavrum canım benim. Başlama lan yine. Gel o başını göğsüme koy gel. Beni özledin mi? Gel. Arkana bak lan. Ne oldu? Arkam parlak. Hadi hocam lan. Ateşe mi olsun bunu? Arkana. Boştan kız gelsin lan. Hadi taktim. Hadi ya taktim kaçın başa taktim. Hadi ben. Efendim kendimi taktim. Kendimi taktim. Ben kendimi takdim edeyim. Ben Firuzu Dana Bey'in oğluyum. Evet, boynuzu Dana Bey'in oğlu koşun. Düve. Bu da benim uşağım. Nerede uşak diyorsun ya? Uşak şimdi ondan. Siz uşak mısınız? Evet, uşağım ben. Bir şey mi oldu? Ben uşaklara bayılırım. Benim anam da uşak, babam da uşak. Bütün sülalem uşak. Ay! Siz uşakları sever misiniz? Çok severim. Gel şöyle ormana doğru gidelim, biraz uşaklardan bahsedelim. Hadi. Ne oluyor? Nasıl kızı beğendin değil mi? Çok güzel değil mi? Çok fevkalade. Bayılıyorum ben buna. Hadi civatasın devsek hep böyle. Bana bak Allah'ın emriyle bana istesene şimdi. Evet. Allah'ın emriyle bana varacaksınız. Sana değil. Dedin ya bana. Bana diyor işte bana diyor. Ben. Bana de oğlum bana. Bana buna varacağım. Buna de he. İmkansız efendim. Çünkü benim hayatta bir tek abim var. O da şimdi burada yok. Bir tek abin için mi? Evet. Benim de 15 tane abim var hayatta. Evet. Yarım saat sonra burada olacağız. Ben şimdi içeri gireceğim. O geldikten sonra beni ondan isteyin. Olur mu ya? Olur efendim. Siz buyurun içeri. Abiniz geldiği zaman biz rahat ederiz. Hadi kışın. Hadi kışın. Sözünü alıyorum ya. Nasıl beğendin ama? Fevkalade. Siz bana layık değil mi? Bir tane de bana bul be. Bulur. Sen bu işlere bakıyorsun. Bana bak. Bak şimdi abisini bekleyelim. Ama bir problem var. Ya bak buraya gelen iki yol var. Bir dağ yolu var. Bir de orman yolu var. Evet. Acaba abisi hangi yoldan gelecek sormadık. Sormadık. O zaman madem iki kişi. Sen babandan dolayı ormanı seversin. Sen orada dur. Tamam. Ben orman yoluna gideyim. Sen dağ yoluna. Dağ yoluna. Tamam mı? Orada bekleyelim. Bir geldiğini görürsen abisinin haber verirsin bana. Islık çalarsın. Ben de sana ıslık çalarım. Ama hava karanmaya başladı. Ben orada korkarım. Ne korkacaksın ya? Çok alt tarafı 7-8 tane aslan, 10-15 tane kaplan dolaşıyor orada başkanım. Ne korkuyorsun git ben. Ne dolaşır dedim? 7-8 aslan, 10-15 kaplan, ha. Belki 1-2 timsah falan vardır o kadar işte. Garnitürlü, o da benim. Hadi aslan. Ulan sen gelmeyeceğim be! Adama 5-6 tane ağaçtan 2 tane timsah vardır diyor. Ay, o zaman ben orman yoluna gideceğim, orası keladır herhalde. Bir dakika dur. Yoksa sen aslandan korkuyor musun? Yoksa sen aslandan korkmuyor musun? Aslanla be. Hadi be. Erkek adam aslandan korkar mı? Aslan dediğin kedinin biraz iricesi işte. Ulan ne iricesi? Kedinin 70 misli büyüğü be. Sen beni tanımıyorsun galiba. Allah tanımıyor beni. Ben bu havalenin yetiştirdiği en büyük orman adamıyım. Sen orman adamı mısın? Tabii. Hayatında hiç orman adamı görmedim ben. Bu hayatında güzel bakayım sen. Böyle değil. Çadıra koy göster para kazanırsın. Karşına çıktı değil mi? Hemen bu tarafını döneceksin aslana. Aslana bu tarafını vereceksin. Niye bu tarafını veriyorsun? Bu taraf sağlam kalsın ki. Sürüne sürüne eve gideyim. Haber vereyim aslandan çocuğu parçaladı diye. Değil yavrum ondan değil. Aslana bu tarafını vereceksin ve böyle yapacaksın aslana. Hadi gel. Aslan böyle yapacak ya annem rüya. Maksat aslanı sinirlendirmek.
Aslan kızsın, adam akıllı kızsın ki böyle. Aslan ve bir vuruşta parçalasın, hiç olmazsa acı duymayan. Hayır, al melekesini kaybetsin aslan. Aslan senin bu gel gel demene içerler. Böyle pençelerinden tırnaklarını çıkarır, üzerine yürümeye başlar. Yaklaşıyor. Aranızda kaldı 4 adım mesafe. Evet. Hemen elini kuşağına atacaksın. Aslanım, tabancayı çekeceksin. Hayır efendim, taraklı ayna çıkartacaksın. Aslana Bizant gibi yapacaksın. Hayır efendim, aslana karşı dönüp başlayacaksın bıyıklarını taramaya. Aslana. Evet. Aslana bıyık tarıyorsun. Evet, aslan kızacak. Bak kızdırıyor aslanı ya. Adam akıllı kızacak aslan, tamam mı? Adam akıllı kızsın ki. Evet, ondan sonra yaylanacak, üstüne bir atlayacak, hemen eğileceksin. İyi geçsin. Aslan üstünden geçerken kuyruğundan yakala. Allah cezanı vermesin, bak bırak geçsin be. Olmaz, bırakmayacaksın. Ay kuyruğu yakalayınca bırak. Yakaladın kuyruğundan, ondan sonra sallarsın, fırlatır atarsın. Nasıl attım? İyi attım vallahi. Bana kalsa ben aslanı öyle yapmam ben. Ne yaparsın? Mesela aslan geliyor değil mi hemen daha şimdi? Aslan şimdi geliyor ormanda. Lap. Lap. Aslan gelir. Lap diye. Lap. Lap. Şapırt. Lap. O şapırt ne? Bazen batağa basıyor aslan. Aslan geldi tam üstüme atladı. Geçerken kuyruğundan yakaladım. Tamam. Ben böyle sallamam. Nasıl sallarsın? Elimi cebime sokarım böyle sallarım. Bir de başı dönmesin diye ters çeviririm böyle. Avucuma kayarım, pıt atarım. Nasıl attım? Zincir mi sallıyorsun? Ya şimdi aslanı kızdırmak için söylüyorsun. Aslanı tabii oğlum, hiç merak etme. Aslanı kızdırmak için öyle yapmayacaksın. Nasıl yapacaksın? Aslanı kızdırmak için öyle yapacaksın. Adam akıllı kızdırmak için. Tabii kızdırmak istiyorum ki al berekesini kaybetsin. Aslan senin üstüne geliyor. Bak bu fikri herkese vermem. Allah aşkına yeni bir taktik mi? Aslan üstüne geliyor, aslan gelecek. Evet. Aslan gelecek üstüne ağzını açacak. Sen tam parçalayacak ağzını ya. Evet. Sen hemen yerden alacaksın pislik ağzının, aslanın yüzüne süreceksin. Pisliği mi? Evet. Ya o pisliği nereden bulurum orada? O zamana kadar sen zaten altına sıçacaksın. Hadi be, bir aslan, iki aslan bana ne yapar be? Hey gidi be, canım. Buralarda böyle aslandan başka eski plan var mı? Sen beni bir gün görecektin, iki goril çıktı karşıma, bir de kaplan. Allah. Tamam mı, gorillere böyle durun, siz kenarda durun dedim. Kedi geçiyorlar. Lap, salla. Sen şimdi o yola git, ben bu yola gidiyorum, tamam mı? Eğer herhangi burada bir... Ama burada bir tehlike yoktur değil mi? Yok oğlum, burada bir tehlike yok yavrum. Herhangi bir şey olursa, bir aksiliğe rastlarsan yavrucuğum, evet. Hani şey yaparsın, bana haber verirsin, seslenirsin. Mesela bir aslan çıktı. He. Bir aslan içinde beni çağırdı. Yok canım, rahat etmem. İki tane çıktı. 35-40 lira geldi mi? Bana gel şunlara bir şey söyle, canım sıkıyorlar dedim. Beni çağırırsın ama sakın öyle kalabalık olduğu zaman aslanlar, he, beni ismimle çağırma. Hadi deme. Niye? Ayıp söylemesi. Estağfurullah efendim. Civarda biraz aslanlar ismimi tanır da onun için yani. Hani ayıp olur onlara. Tabii ben zaten uzaktan sen kartvizitir, ben onu gösteririm, ondan kaçar zaten. Yok canım. Ulan böyle diyor. Şey dersin, can dersin, aramızda parola yapalım. Can diye bağırırsın, ağzından can çıkar, ben gelirim. O zaman fazla bekleyin, imamı da beraber getirsin. Hemen kaldırırsınız beni. Arkadaşa bak, ağzından can çıkacak, gelir. Parola. Arkada bir kıpırdama istedi. Kıpırdama mı? Nerede kıpırdama var mı? Adam bizi gör. Bana bak. Ne var? Arkandan ne ala, arkandan gösteriyorlar. Ne gösteriyorlar arkamdan be? Hani bir şey yok oğlum? Vallahi gösteriyorlar ya. Saçmalama diyor. Vallahi diyorsun. Şöyle bir şey sallıyor adam orada. Şşş, bir dakika. Yoksa eşkıyalar mı geldi? Onlara. Aman eşkıyalar da gelmiş. Eşkıyalar da gelmiş. Adam oynuyor be. Eşkıyalar eğlence çıktı lan, canım sıkılıyor. Yok canım. Hadi eşkıyalar mı? Kaç kişi acaba varlar? 40-50 tane var. Aman da 50.000 tane eşkıya var ya. Ulan bize eğlence çıktı. Bak orada bir mağara gözüküyor. Hemen git mağaranın kapısına. Orada seslen. Ulan biz... Ben o taraftan korktum, ben bu tarafa geçeyim. Korkma oğlum, korkma, korkacak hiçbir şey yok. Arkadan bir şey olursa. Bir şey yok. Arkadan bulucu buna ver. Ne oluyor gene? Hani ya, pilav için tak. Pilav için ne oluyor? Ben lazım. Buradan da mı çıktı? Bu sefer bu kadar lan gösteriyor adam. Uzun uçak mı gösteriyor? Aman da aman da aman da uçaklar. Çok güzel. Aman da bir önde geçecekler oyunlar. Çok güzel. Ben bu tarafa giderim. Sen o tarafa mağaraya git yavrucuğum. Tamam mı? O mağaraya yaklaştığın zaman...
yerim be. Ulan yıkılıyor yerim be. Ama hemen öyleyse bağır. Biz burada iki kişiyiz, siz orada kaç kişisiniz be? Biz burada... Lan niye söylüyorsun iki kişiyiz? Söyle oğlum, söyle. Biz burada iki kişiyiz, siz orada kaç kişisiniz? 100 kişi! 30 kişiymiş. Hesap makinesi. Çok mu kalabalıklar? Kalabalık var. Aynen de kalabalıklar. Çok güzel. Ben mağaraya giriyorum. Sen girme. İki kişi birden girerse korkarlar. Tamam mı? Ben tek başıma gireyim, sen kapıda bekle. Ben eşkıyaları dörder beşer bağlarım atarım sana. Bağlarım atarım, sen de koyarsın böyle. İstif edersin. Tamam mı? Oradan ben getiririm. Lokantaya getiririm. Ne diyeyim? Ulan civcivi getiriyorsun be adam be. Dörder bağlıyor. Korkma, bir şey olmaz. Hadi sen o taraftan git, ben eşkıyalarla tek başıma bağlarım. Delik olursa nasıl bağlayacaksın? Unutma. Ar olacak. Ha. Ağzından can çıksın gelirim ben. Tamam mı yavrum? Hiç merak etme hadi. Beş eşkıyalara kalan değil. Şimdi bizi burada yalnız bıraktı bu. Tehlike anında gelecek mi bakalım? Bir tecrübe yapalım. Gel! Hop! Ne oldu? Ne oldu? Nerede? Aferin. Helal olsun be. Gel. Vallahi helal olsun. Tecrübe mi ettin? Tecrübe ettim. Gelmez mi sandın be? Aslanım benim. Hadi sen git bakalım bakalım. Unutma. Ben bir tehlikeye düşsem... Hemen can. Can. Bir aslan çıkarsa ne yapayım? Ne haber verme canım. Ben çağırsam bana bıraksın. İki aslan çıkarsa? Bir aslan çıkarsa çağırma. Hiç çağırma beni. Yedi aslan çıkarsa. Ne yedisi ulan? Aslan çıkarsa çağırma. Bıçaklamışlar. Evet. Çok kötü bıçaklamışlar. Dikiş de tutmaz bu. Hemşerim. Yavaş.
Seni kim vurdu? Sizi kim vurdu? O vurdu. Ulan sen burada mıydın? İftiraya bak, bu vurdu diyor. Bir ara kayboldun, bu işi yapmıyorsun. Yok abi. Bu vurdu dedi, seni gösterdi. Hemşerim söyle. Kedin ayağını öpeyim. Seni kim vurdu? Bu vurdu. Ne olur değil mi köpek? Ya doğru söyle, kim vurdu elbisem ya? Kim vurdu kardeşim? Artık bende kalmadı ümit. Hadi 25'e taze simit. Ah, elveda. Güle güle, hıyaralar. Hıyar, hıyarma o evdeydi be. Bir kız kardeşim var. Biliyoruz, burada duruyor ya. Benden başka kimsesi yok. Maşallah. Sizler de iyi insanlara benziyorsun. Bana bakarak şöyle. Onu size emanet ediyorum. Dur ben makbuz vereyim de. Ne makbuzu? Onun sonra geri gelir de iştah kızı olur. Elveda. Mehmet ağa. Şundan geliyorum. Nasıl oldu? Zavallı abi. Ondan bana bir tek hatıra bile kalmadı. Bir resmi bile yoktu. Hatırası yok. Hiç merak etmeyin efendim. Üzülmeyin böyle. Üzülmeyin. Siz kulübenize gidin. Ben her şeyi hallederim. Resmi yapmış. Kız çok üzüldü. Madem ki resmi yok, senin elinden resim yapmak gelir. Şunun bir resmini yap da kıza hatıra olarak bırakalım. Ne ki? Sevaptır. Bunun bir resmini yap ya. Ölünün resmi yapılır mı? Yapılır tabii. Daha iyi mi? Suratını yapmayayım. Arkadan yapayım. Nasıl istersen öyle yap. Nasıl poz vermesini istersin? Şuraya bir yere oturturalım bari. Buraya oturtayım mı? Burası iyi mi? İyi. Şöyle alalım. Dur. Dur. Ya taş şuraya alalım hadi. Şuraya alalım. Evet tamam gel. Bakacağım abi. Yavaş. Buna kız kardeşinin var. Bunun boğucu var mı? Öğrenmeli. Yavaş. Dur. Dik durur mu? Dur. Ben dengeledim. Ne yapacağım? Nereye yapacağım? Bak orada resim sefası da var. Herhalde bu adam ressamcıydı galiba. Herhalde meraklı. Vah be. Hadi ben de içeri gideyim. Sen resmi yaparken kızı teselli edeyim, tamam mı? Hadi. Şunu suratını kapat, biraz ürktüm. Sonra kendime şundan az su kaçırdım. Ama suratının resmini yapmayacak mısın? Yaparım canım, sen bana bak. Sonra açarsın. Ben idare eder, yavaş yavaş açarım ben. Oldu. Birdenbire görmeyeyim, korkuyor. Oldu. Hadi aslanım benim. Ben kızı teselli ediyorum. Resmi yaparken de şarkı söylerim. Aman, aman. Ulan sana suratını kapat dedik. Ay çok açık, korkuyorduk. Ben yavaş yavaş alıştıra. Kaşının girişine bakarım, sonra gözünün girişine bakarım. O şekilde. Şarkı söyleyeyim, nasıl ilan geliyor. Ama! Bana bak, şakanın sırası değil ha. Adamın asabını bozma. Teselli ediyorum da sen ölüyle uğraşmıyorsun. Ama ben iyi teselli ederim. Ben de ederim ben. Hadi kaldır, uzatma bunu.
mezarlığa yakın bir yerde ölemedim. Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle. Bunlar annem oldu. Hani Fark ve Bahçeler Müdürü çimen kesiyor. Ulan oyun yapacaklar adam, çizik ver be! Ne var be? Gel ondan çeme çeme. Ulan sen ne yapıyorsun ya? Hep güreş yapıyor. Ne yapıyorsun ya? Ölüyle güreş yapılır mı be yavrucuğum ya? Evladım günahtır. Ölmüş insana eziyet edilmez yavrum. Edilmez ki ben de onu bilirim. Doğru, sen de doğru dürüst ölü gibi davran. Hadi onu kaldırıyorum şunu ya. Baba bak güreşe çağırıyor işte. Ha, boks yapıyor. Güzel. Yapma oğlum eziyet etme, şuna kaldı şunu götür be. Sen onu götürmesini bilin için. Gel şuraya. Gel şuraya şöyle dur. Şöyle dur. Rahat. Acılın. Rahat. Acılın. Bu askerli onbaşı yapmışsın. Acılın. İstikamet karşılığı mezarlık maz maz. Çıldıracağım. 2 saat izin alır. 8 saat geçti aradan. Nereye gider bunlar bilmiyorum ki. Size çocuğu sokağa göndermemeni söylememiş miydim ben? Niçin gönderdiniz? Yarın adam verdik. Ne bilirsin böyle olacağını? Ya başına bir iş geldiyse şimdi çocuğu? Beyefendi. Beyefendi. Ne oldu? Bütün ormanı karış karış aradık. Maalesef oğlunuz Hadi'yi bulamadık. Bütün etraf çiftlikleri arayın. Ben hemen atlına haber veriyorum. Hadi. Olur mu böyle şey? Başına bir şey geldiyse. Efendim. Efendim baba. El efendilerin. Ya.
Korkma çocuğum, ısırmaz. Korkma, ısırmaz. Ya. Geliyor mu? Evet. Gel kız. Burada senin bir de annen var. Belki Hadi Bey'in üvey annesi ama seni bundan sonra annen sayılacak. Öp annem benim yavrum. Öpeyim anne. Hadi oradan münasebetsiz. Boncuk. Efendim. Al sana bunu vereyim. Attım da! Öpsene babaanne nişan bakın. Ha unuttum baba, özür dilerim. Öpüyorum. Telaştan unutmuşum. Öp anne. Öpeyim anneciğim. Gel ben de seni öpeyim yavrum. Sağ ol. Öp babaanne elini kızım bakın. Öpeyim babacığım. Öp yavrum. El öpenlerin çok olsun. Öp annenin elini bakayım. Öpeyim anne. Çekil şuradan. Ulan bunda bir iş var ama ne iş var? Öpeyim babacığım. Ne oluyor sana be? Ya içimden geldi ya. Allah Allah. Öpeyim anne. Hadi oradan. Bunda muhakkak bir iş var. Babacığım çok acıktık. Aa. Bütün öğlen yemek yemedik. Hadi yani. Bakalım yemeğe. Gel kızım sen de bakayım. Hazır. Gel yavrum. Gel seni yanıma oturtturacağım ben. Nasıl hadi buyur. Da yakıştı. Yemeğe. Nasıl yemeğe. Da yakıştı. Hadi yemeğe yavrum. Ben yemeği hazırlayayım. Sen yemeği hazırla, ben de geliyorum oraya. Tamam mı? Hadi biz de gidelim. Bana bak o ormandaki şeyler hala. Hadi. Efendim. Buyur. Senin ismin Hadi mi? Sana ne oluyor? Hayır giderken Hadi dedin. Sana ne? Seni çağırmıyor canım. Hadi. Bak buyur. Hadi diyor, Hadi diyor ama bak. Hayır Hadi demiyor, Hadi diyor. Beni çağırıyor evet, galiba. Hadi. Bir dakika burada kalır mısın çocuğu? Tabii kalayım. Gitti mi? Gittiler. Hadi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Yemekten sonra konuşsak. Baban çorbayı bitirdi, haberin olsun. Daha çekil, başlamadık. Çık dışarı diyorum torba sana. Torba bitiyor ya. Hadi geliyorum, geliyorum. İşim var abi. Çıksan dışarı. Çıkacak, ne bağırıyorsun? Hadi. Buyur. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hadi. Ne var? Küçük bey! Ne var? Ulan baban ölüyor gel. Niye? Davul mutu kırtlağında kaldı. Davul mutundan gitti ne yaptın? Sırtına vur, sırtına vur. Hay Allah, babacığım iştahlıdır biliyorsun. Küçük bey! Ya babanın sırtı ne taraf oluyordu? Arka taraf. Arka taraf, arka taraf vuruyor. Hadi, hadi aslanım benim. Şey, buyur anneciğim. Nasıl söylesem bilmiyorum. Hadi. Bu söyleyeceklerimi kimseye söylemeyeceğini dair yemin eder misin? Rica ederim. Yemin etmeye ne gerek var? Karakterimden emin değil misiniz anneciğim? Yani, söz versem? Söyleyeceğim ikimizin arasında kalacak. Ve ölmüş annenin üzerine de yemin edeceksin. Aramızdaki parola da parmak olacak. Söz mü? Yani sözlerinizi kimseye söylemeyeceğime dair ölmüş annemin üzerine yemin etmemi istiyorum. Evet. Bu kadar ağır yemine ne lüzum var, etmesem olmaz mı? Hayır, etmeni istiyorum. İstemeden de olsa sizi kıramayacağım. Ölmüş annemin üzerine yemin ederim ki sözlerinizi kimseye söylemeyeceğim. Parmağınızı kaldırdığınız zaman da yeminim aklıma gelecek. Hadi. Buyurun. Ben senin babanla niçin evlendim, bunu hiç düşündün mü? Çok saçma bir sual oldu, kusura bakmayın ama tabii babamı sevdiğiniz için evlendiniz. Hayır Hadi, hayır. Sana biraz daha yakın olmak için evlendim, anlamıyor musun? Yoksa parası için mi evlendiniz? Hayır, seni sevdiğim için babanla evlendim Hadi. Gözlerimden hiç anlamadın mı bunu? Rica ederim. Tabii. Ne olursun yalvarıyorum sana, beni reddetme. Benim annem yerindesiniz tabii. Hayır, ki. Hayır yanlış anlıyorsun. Çek ellerini içimden. Bir annenin evladını sevdiği gibi değil. Ellerini içimden çek dedim sana. Hadi. Sen ne utanmaz kadınmışsın. Sen ne zannettin kadın? Hapsalan duracak, çıldıracağım. Hangi evlat babasının karısına el uzatacak kadar alçalabilir? Benim bu kadar alçak olacağımı nasıl düşünebilirsin? Zavallı babam. Halbuki sizi ne kadar seviyor. Ama siz onun bu sevgisine layık değilmişsiniz. Yazık. Babam koynunda bir yılan beslemiş. Ölmüş annemin üzerine yemin ettiğim için sözlerinizi kimseye söylemeyeceğim. Ama ömrümün sonuna kadar sizden nefret edeceğim, nefret. Küçük be. Hadi gel gidelim hemen. Nereye? Yazlık sinemada film oynuyor. Ne film? Biraz evvel sesleri geliyordu. Seviyorum, meviyorum diye. Hadi saçma. Ya vallahi ya. Güzel. Vurun kahveye oynuyor. Gel dedim. Şey yok dedim sana dışarı. İntikamım çok korkunç olacak. Kimse yok orada. Buyurun hanımefendi. Bir dakika Abdullah. Buyurun. Sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Sen balıkçı kızını seviyorsun değil mi? Evet ama nereden biliyorsunuz? Onun abisini de sen öldürdün. Evet. Her şeyi ben bilirim. Evet. Senden şimdi benim bir ricam olacak. Nedir? Biraz sonra beyefendi buraya geldiği zaman ona diyeceksin ki... Ne? Oğlunuz Hadi, üvey annesinin dizlerine kapandı, ondan aşk dileniyordu. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Eğer böyle dersen balıkçı kızı senin olacak. Benim tamam olacak, oldu. Söz mü? Söz. Hadi git beyefendiyi gönder oldu. Şimdi bana. Güm. Görürsün sen, güm. Pis. Güm. Hadi Bey nereye gitti, buradaydı değil mi? Bilmiyorum. Yapay diyorsun be. Çık dışarı seni... diyorum sana. Ya bağırıyorsun, ben senin kocam mıyım ya? Allah Allah. Sevgili Meleğim neredesin sen? Yemeği bekliyoruz, hala gelmedin. Yemek bitecek neredeyse sevgili Meleğim. Hıyar var hıyar. Zamanım için o diye işte o demin. Allah Allah. Allah. Söyleyin kocam. Niye oturuyorsun, hüzünlüsün burada böyle? Kocacığım bugün sinirlerim çok bozuldu. Niçin yavrucuğum? Bilmiyorum, fena halde sinirlerim bozuldu. Sebep ne yavrucuğum? Söyle kadar... sana bir, seni birisi incitti mi yoksa yavrucuğum? Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz değil tabii mi? Tabii. Bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söylesem?
için? Ya. Benden saklı gizli bir şey mi var yavrum? Yemeğe giderken birdenbire geriye döndüm. Bacaklarıma kapandı, benden aşk dilendi. Kim? Oğlunuz. Hadi. Evet. Aman yarabbim. Benim namusum ne oldu şimdi? Demek dizlerine kapanıp aşk dilendi. Evet, çok üzülüyorum. Peki bunun şahidi var mı? Abdullah. Abdullah. Tamam, şimdi yandı. Kim var orada? Hürmeti. Gel buraya. Bana bak. Buyurun. Oğlum ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Ha. Benden avukat bu kadar var, dur şimdi. Elimizi vicdanımıza koyalım, şu muasım yüzündeki asalete bakalım, şu adamın yüzündeki...
söz müdafaanın. Giremezsin lafı. Konuş bitir. Evet. Evet. Elinizi ayağınızı öpüyorum. Allah rızası için affedin şunu. Allah rızası için bu çocuğun suçu yoktur. İlgiyor mu olur? Fena evet. Değil. Ceza kanunu falan filan maddesine göre bunun beraatına, bunun cezalanmasına, bunun da kasıklanmasına karar veriyor. Ona ne oluyor? Mahkeme söz müdafaa da karışmasın. Mahkeme bitmiş. Ben de mahkemem olurmuş be. Ben de başkasının müdafaasına ihtiyacım yok bana. Evet. Ben isterdim ki benim babam oğlunun böyle bir alçaklık yapamayacağına inansın, ondan emin olsun. Ortada şahit var. Siz benim bu alçaklık yapacağıma inanırsanız... Evet. Benim sizin yanınızda durmam hiçbir şey değil. Yani çok utanç verici. Gel lan buradan çekil. Bir daha da buraya adım atmayacaksın. Pekala. Hadi hanım, planınızda muvaffak oldunuz. Beni babamın gözünden düşürdünüz. Ama unutmayın, hakikatler er veya geç meydana çıkar. Hiç aklınızdan çıkmasın. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var, Allah'ı. Zenginin pantolonu varsa fakirin de donu vardır, donu. Ulan sen yaktın bu çocuğu, sonra senden görüşeceğim. Sevgilim oğlum. Çok üzüldünüz değil mi kocacığım? Senin için dünyaları yakarım yavrum. Sağ ol hayatım. Hadi gidelim ağaçların altında. Kuşlar gibi gaga gaga edelim içelim. Hadi yavrum benim. Ben de ufak ufak kaçayım bari. Güm. Böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Muhakkak bir deşisi oldu, bir şey oldu. Bir efendi yardım et lan. Zavallı çocuk şimdi zindandan da çürüyor. Yapacak bir şey. İki başım bir türlü dertte. Bir taraftan ona kandıracak, lades yapacak diye. Elim ayağım tutuyor. Acaba ne yapacağım? Ben bu sırrı şu şekilde çözebilirim. Beyefendi. Beyefendi. Of çıldıracağım ben. Çıldıracağım. Oğlunuzun böyle bir şey yaptığına inanmıyor musun? Ben de inanmam ama ortada şahit var oğlum. Şahit ona inanmıyor. Diyorum inanmıyorsun ya. Oğlunu ne hale getirdin be? Ya. Yazık değil mi? Vicdanın parçalanacak. Ne yapalım şimdi? Ya bunun öbürsü gün cüzdan azabı çekeceksin. Ne demek o? Üzülür ya insan işte. Ha üzülür tabii, üzülmem de. Şimdiden üzülüyorum. Ha ben istersen bu işe bir çare bulabilirim benim. Nasıl çare? Rahmetli babam ölmeden evvel fakirdik biz ama bana bir miras bıraktı. Fakir miydiniz? Hep biz fakirdik. Çok mu fakirdiniz? Evet babam fakirdi. Hı. Şeyde yatardı, çividi tahtada yatardı, yılan oynatırdı. Ulan öyle fakir değil, ben bayağı fakirdik biz. Ha anladım, Hint fakirlerinden. Ha. Şimdi babama Hint fakirlerinden bir tanesi zamanında o tarzı seyahat ettiği zaman bir toz vermiş ona. Şimdi bu tozu suyun içine koymuş. Bu tozu sudan, tozu sudan kim içerse şimdiye kadar söyledi bütün yalanları itiraf ediyor. Dede! Oldu. Sus. Var mı sende onu? Bu toz bende. Yapma. Ne tozu? Davul tozu. Dur lan. Zihni dön. Şimdi bugün öyle yemeğinde ne yemişsin? Balık. Balık. Tuzlu balık. Ha. Lakırdı yedik. Evet. Lakırdı yedik. Bekar da. Lan. Karıştırma. Bütün muslukları kestim. Şimdi bütün ev susuzluktan ölüyor. Herkes yanıyor. He. Şurada şuran içinde su var. He. Onu kaldıracağız. Sen beni bir dakika bekle. Sihirli tasarlık geliyor. Orada kimse var mı? Yok. Bak bakalım. Bakayım. Orada kimse var mı? Var. Kim? Ben varım ya. Sen değil. Geç sen bu tarafa. Geç sen bu tarafa. Kaldır ayağını. Burada kimse yok. Kaldır ayağını. Biz o mana bitiyor. Var mı kimse? Çabuk. Bu salak belki bir şeyler düşünüyordur. Şuraya bak. Ne var o Cemalov? Fokos fokos, iki tavuk bir horoz. Oldu mu şimdi? Bu işte tekrarın Cemal. Cemal. Şurayın ağzını kısa yapmışlar karıcım. Şuradan içtiyse var. Bütün suçunu zarar edecek. Tamam oldu. Ses çıkar. Şuraya kadar bir dakika. Şimdi buraya koyacağız bunu. Biraz sonra kim girişse buraya suyu içecek. Bir bölüm. Tamam. Oldu. Biz de saklanalım. Git şuraya. Git şuraya. Git şuraya. Yavaş. Yavaş. Ha. Sakın öksürme. Ha. Orada mı sen? Ne güzel bir ihtimamı attım. Ay, fecah şekilde susadım. Pis moruk. Gene de beni düşürmüş. Buraya bir tahta su koymuş. Ben geçeyim bari. İçti. Evvelden pişti. Otur ifade sonuna dersin. Çok uykum geldi. Gel tezkere gel.
Bana bir gevşeklik geldi. Beyefendiye de eşeklik geldi. Zamanı geç. Konuşacak mı? Ben Hadi'yi çok seviyorum. Konuşuyor. O bana değil, ben ona imdialı aşık ettim. Bunu babasından sakladım ve ona iftira attım. Kaçın! Bir şey kaçın. Gel şöyle! Gel! Terbiyesiz utanmaz. Ne oldu canım? Gel şöyle! Bütün suçunu itiraf etti. Utanmaz seni. Şimdi bir meseleye daha var. Ne oldu? O ayva var ayvayı çağırdı. Çağır! Ayva var ayva! Beni mi çağırdı? Ayva var ayva! Ha var. Ya çiftlikte su çıkmış. Ha. Şimdi sen sudan anlarsın. Ha. Otur beyefendi, otur beyefendi. Anlarım. Sen sudan anlarsın. İyi, tabii. Bak bakalım, bu suda kireç, çimento var, bir inşaat yapacağız. Hemen anlarım, içeyim bakayım şöyle. Otur lan ifade sandalyesine. Haydi yavrum, birbiri şeyda. Konuşacak. Ah, ah. Aslında... Ah, ah. Ya, korkutma lan. Aslında Hadi Bey hanımefendiye değil, hanımefendi Hadi Bey'e aşk dilendi. Allah. Ben balıkçının kız kardeşini seviyorum. Balıkçıyı ben öldürdüm. Hepsini ben öldüreceğim. Utanmaz. İşimi kaçırdı. İşimi kaçırdı. Tabii leş gibi kokuyor etraf, görmüyor musun? Ahlaksız köpek. Şimdi bir metere kalıyor. Ne kaldı oğlum? Oğlunuzu çağırıp... Bu işi sen çözüyorsun artık. Ben çözeceğim. Tamam. Kalkaya. Kaldım. Gel bakayım. Ne? Sen çözün. Ne yapıyorsun oğlum? O değil. Yani bu meseleyi çözeceksin. Çözün. Hadi be. Efendim. Yavrum. Ne var? Gidiyorum, hazırlanıyorum. Baban karar verdi. Ve senin yaptığın bu adilik babanı çok üzdü. Nefretle karşıladı bunu. Ve seni ortadan kaldırma karar verdi. Ya. Bu, ne şekilde? Şu suyu içeceksin. Bunun içinde zehir, abula, hayat. Pekal. Babamın gözünde şerefsiz bir evlat olarak yaşamaktansa zehir içip ölmeyi tercih ederim. Ha. İçiyorum. Vay zehir mi lan? Evet. Zehir mi? Yok lan, terkos suyu hiç boş ver. Bana bak, boncuk. Babamın gözlerinden beni affettiğin... beni affettiğini anladım da... Otur ifade sandalyesine. Bana bir gevşeklik geldi. Geliyor, geliyor. Otur sen şimdi. Bak şimdi dinle oğlunu. Neler çıkacak meydana? Ah! Ah! Ulan iğne mi battı? Ne oldu çocuğa? Ben balıkçının kardeşini çok seviyorum. Yavrum, sevdi kızı, görsün. Yavrum. Onu aldım, eve getirdim. Aha. Annem beni çağırdı ve ölmüş annemin üzerine yemin ettirerek bana ilan aşk etti. Ölmüş annemin üzerine yemin ettiğim için kendimi müdafaa edemedim. Babamın gözünde hain bir evlat olarak kaldım. Ama hakikatler meydana çıkacak bir gün. Bir de o namussuz boncuğa çok içerliyorum. Ne oldu? Neden bahsediyorsun? Dur dur dur. Ama enayiden intikamımı alıyorum, farkında mı dediğin lan? Ne biçim intikam alacaksın benden? Nereden intikam alacaksın? Efendim, babam boncuğa 1000 lira veriyor. He? Git alışveriş yap diyor. Boncuk gidiyor alışveriş yapıyor. Sonra da babamdan aldığı aylıkları, oradan arttırdığı harçlıkları... ...mutfakta kavanoz bulmuş, ona koyuyor. Vallahi biliyor ha. O kavanoza koyuyor, ben kavanozdan cebe. O kavanoza koyuyor paraları, ben cebe. Ne oldu? Affet beni. Yok, sen o tarafa değil. Sus. Gel o tarafta. Masum abi tarafta. Geç yavrum buraya, geç sen. Geç sen. Kavanozdan cebe ha. Kusura bakma. Şimdi beyefendi bir şey daha var. Ne bir o? Şey daha var. Nedir oğlum o? Şimdi bu balıkçı kızını seviyor, evlenecek. Heh. Onun işi çürük mü değil mi anlayalım istedim. Anlayalım, getir burayı. Tamam. Sen bana bırak o işi. Oldu. Ona da su içiyor. Küçük hanım. Efendim. Cuma, cuma, cuma. Bilbil sesi gibi geliyor. Küçük hanım gel yavrum. Gel yavrum. Buyurun efendim. Sular kesiktir, susamışımdır. Çok susadım. Tuzlu balık yedik ya. Biraz su verir misin? Ayırdık işte, herkese biraz düşüyor. Şöyle dudağını değdir şuna biraz. Hadi yavrum, afiyet olsun. Otur ifade sandalyesine. Otur ifade, dinle. Aşka bak şimdi, dinle. Ay yavrum. Ben Hadi'yi çok seviyorum. Duy oğlum. Yavrum. Duy da kudur. Duy da kudur. Onunla bu evde yaşamaktan çok mutluyum. Ah, ama o boncuk yok mu boncuk? İki de bir beni sıkıştırıyor çaban arasında. Ne yapıyorsun? Terbiyesiz bu tarafa değil. Masum abi bu tarafta, suçlular o tarafta. Terbiyesiz herif. Baban da işte. Baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Be! Özlemiştim, çoktan beri inek sesi duymuyorum. Bak. Dur be! Babama çok tesir etti neden?
yaşıyor. Ah, eskiden ben böyle zengin adam değildim. Bak işte. Çalışını saklayan haramzade itiraf ediyor. Çalışmış da olmuş. Helal olsun. Onun bunun yanında çalışıyordum, fakirdim. Ayıp değil ki çalışmak. Komşu kümeslerden yumurta çalar, tavuk çalar. Doldu be. Yumurta ayçiçe. Komşu köpeklerden şey çalıyor. Babacım, bu bizim her sırrımızı öğrendi. Biz de bununkini öğrenelim. Yok, ben şundan. Oğlum ben masum, ben tertemiz insan. Hiç şundan temiz de olsan herhalde konuşturacak mı seni? Çorabı, onu ben bildiğim için beni tutmaz bu. Tutmaz mı diyorsun? Yok, yani bunu yapanlar bu ilaçtan etkilenmezmiş. Öyle bir şey. Biraz daha iç bakayım öyleyse. İç. İstediği kadar içsin, bir şey olmuyor. İyi, otur bakalım hadi. Boşu boşuna içirdin işte. Şimdi konuş geç. Konuşmayan. Ver. Az geldi galiba. Hadi söyle. Söylemiyor. Şimdi anlatacak. Su bitiyor, konuşacağım. Konuş. Ben de bu köşke geldiğim zaman fakir kimsesiz bir kimseydim. Benim kimseliğimi kimse kimselemedi. Her şeyden memnunum. Fakat o yaptığım bazı şeylerden bizden azap çekiyor. Beyefendi her gün beni pazara gönderiyor. Diyor ki git diyor, domates al diyor, 2 euro tapacan al diyor. Ben gidiyorum. 1,5 liraya alıyorum, ötekinden 250 gram, ötekinden 150 gram, yarım kilo eksik alıyorum, getiriyorum, parayı veriyorum, paranın üst kısmını bece. Hırsız köpek! Babam para veriyor, paranın üstüne attırıp cebe. Paraları mı çalıyorsun? Sen de oradan kavanozdan kendi becine. Ne arıyorsun? Her neyse, şimdi bana bak Boncuk. Madem ki bu kadın bizim ailemizi karıştırdı, onun cezasını sen ver. Onun cezası şu şekilde verildi. Bunların gözü önünde kızla oğlunuzu söz verip nişanlarsanız olur. Tamam oldu. Bana veriyor musun? Tabii babanı sen yap. Gel buraya. Gel diyor. Küçük hanım. Efendim. Ver şimdi bakayım. Hadi. Sen de bana bak, ele bak da Adana pamuğu be. Hadi. Ele bak. Tembel taş fırınının küreğe gidiyor. Şimdi bu andan itibaren sen de orada duy, geber içini böyle öl git. Münasebetsiz şey. Tutturacağım abi, tutturacağım. Şimdi ikinizi şu anda itibaren bir vicdan nişanlıyorum. Allah ikinizi bir yastığa kucatsın. O yastığı gör, leş gibi olur artık. Hadi ver. Hadi Allah'ım ver, istersen bunu ben alayım. Bak. Ya dur, ben alayım. Olmaz. Allah'ım ver, istersen. Evet, geç. Şimdi sana gelince buna öyle bir ceza vereceğim ki hayatının sonuna kadar ızdırap içinde kalacak. Çeksin! Bunu yaparken utanmadın değil mi? Adi, seni adi kadın. Seni utanmaz kadın. Seni ağlanmaz kadın. Seni... Şahane kadın. Ne olur. Ne yapsın? Cezasını veriyorum. Ver. Çık yatak odasına, bekle geliyor. Sevinçim cezaya. Terk etsin bu evi. Oradan aşağı atacağım, pencereden aşağı atacağım. Lüzum yok, evi terk. Kendim gidecektim. Derhal bu evi terki hıyar et. Bunu da memura teslim et. Götür teslim et oğlum. Çekil oradan. Fatih. Yürü. Memura. Teslim ettin mi? Tamam, memura teslim. Hangi memura? Evet. Hangi memura? Posta memuru duruyor. Oğlum olur mu? Polis memuruna. Polis. Öyle desene be, ses tutuyor. Hadi çabuk. Yanlışmış memur bey, geri ver onu. Teslim ettim. Oğlum affet. Hangi memura? Ofis memuruna. Ya polis memuru diyorum. Polis memuru. Hadi. Son defa göndermeyin ya. Hay Allah, bir adamı teslim edemedin. Ne yapacaksın oğlum? Bu da böyle çekilecek işte. Bunların düğünlerini ne zaman yapalım? Hemen düğünleri yapmak. Bana bak Boncuk, bize büyük bir iyilikte bulundun. Bizi aramıza nifak girmesini önledin. Bizi baba oğul birbirimize yaklaştırdın. Onun için sana çok müteşekkiriz. Allah razı olsun. Dile benden ne dilersin. Sen bak abi sana. Söyle aslanım, ne istersen söyle. Ayıp olma şimdi ben. Yok rica ederim, söyle. Ya ben bu eve geldim ya, benim gönlüm kaydı be. Kime kaydı? Baban kızmaz şimdi. Kızmaz, söyle. Ya bizim hizmetçi bitiyor daha bana. Gecek baba, gecek ne dersin? Yok. Hizmetçiyi boncuğa verelim mi? Verelim. Bu kadar iyiliği var bize. Kız Güllü. Buyurun efendim. Tamam. Gel buraya. Ne o rengin sararmış, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yok, fenalık geçiriyorsun sen galiba. Hakikaten sararmış. Geçirebilirim, susuzluktan herhalde. Ha yavrum, doğru ya. Sular var kesin. Versene şuna biraz su. Tuzlu balık da yedin ya, al şunu tut bir dakika. Aklımda. Vay dinleyen. Şimdi gel otur ya. Gel yat, uyuyor, yat burada düşün. Bir dakika.
Ben bak yine çevirdiğini bir. Sular kesik kaç saattir su içmiyorsun. Bak ben sana su ayırdım yavrum, al bakalım. Ah ne güzel, çok susamış.